Kurnum hoş geldiniz. Mutlu akşamlar diliyoruz. Maç sonu canlı yayınımız başladı. Fenerbahçe Trendyol Süper 25. haftasında Kadıköy'de Alanya Spor'la 2-2 berabere kaldı. Ve İkinci sıraya e, geldi geriledi Galatasaray liderliği Fenerbahçe'den bu hafta itibariyle almış oldu. Şok bir e, puan kaybı yaşadı sarı Vertiler. Çok gergin bir maç oldu. E, hakikaten ilk yarı Alanya Spor'un 1-0 üstünlüğü de sona erdi. İlk yarıda birçok tartışılan pozisyon oldu. Çok ciddi gerginlikler oldu. Devre arasında Bonucci ile Metin Aktaş'ın yaşadığı bir tartışma söz konusu oldu. İkinci yarıya Fenerbahçe gollerle başladı. Edin e, Ceko'nun kaydettiği ve Duşantad için kaydettiği gollerle Fenerbahçe 2 biri buldu. Ama ikinci golden yaklaşık 4-5 dakika sonra hemen skor 2-2'ye geldi. Daha sonra da skor değişmedi ve Fenerbahçe altın değerinde 2 puan kaybetti Kadıköy'de bu akşam. Serhat Akınla beraber bu karşılaşmayı değerlendireceğiz, konuşacağız, yorumlayacağız. Sert abi. Kadıköy'de bu 9. puan kaybı Fenerbahçe'nin. Şimdi maç analizini yapacağız ama Sezon e, istatistiği olsa bu. Yani bir takım hı hı. Bit, bilmeyelim takımların gidişatını, durumlarını, formlarını vesaire. E, Kadıköy'de 9 puan kaybı, e, iç sahada 9 puan kaybı yapan bir takımın e, şampiyonluk hayallerinden, şampiyon olmasından bahsetmek için çok ekstra işler yapması gerekir hmm. ee, diye düşünüyorum. Ki Fenerbahçe'nin de zaten şu an zirvede iki puanla yani kafa kafaya olmasının sebebi bence çok ekstra galibiyetler alması, deplasmanda bunu yapması. Ama iç sahayı kaleye çeviremediğiniz an, biz seninle yaklaşık iki yıldır program yapıyoruz. İki, iki buçuk yıl oldu. Hmm. Ee, Birçok takım geldi geçti. Jesus'un takımını konuştuk. Daha önce Vitor Pereira'nın takımını konuştuk. Bu takımı konuştuk. Bu konuştuğumuz üçüncü takım Fenerbahçe takımı. Hep söylediğimiz şey şuydu. Her zaman, her programda, her her sezon başında şunu söyledik. İç sahayı sen kaleye çevirmezsen, iç sahayı minimum puan kaybı yaşayacağın, belki bir beraberlik bir mağlubiyet alacağın duruma sokmazsan sen sonunda üzülürsün. Evet. Bunu defalarca defaatle söyledik ee, ama bu sezonda yine Fenerbahçe o hastalığa yakalandı. Geçen sezon Jisun yakalandı hastalığa. Ee, bu sezonda bu sefer ee, bu bütçeli takım. ...yakalandı. Nasıl değerlendirirsin? Genel olarak yorumlarını alalım. Yani konuşulacak birçok şey var. Ee, hepsini konuşmaya elimiz, dilimiz döndüğünce çalışacağız. Yani ben... ...bilmiyorum ne konuşsam ya. Hiç konuşasım da yok. Vallahi hiç keyfim yok. <laughs> şunu söyleyeyim ama... ...çok kırgın olduğunu söyleyeyim. Şimdi her şeyin bir şeyi vardır. Ben böyle fırsatçı bir adam değilim. Böyle iyi gün yorumcusu işte skora göre skor yorumcusu da asla değil. Yani sonuçta ben kendi futbol bilgime bir şeyleri konuşan bir insanım. Ama sezon başı beni yerden yere vuran tüm fenavaççıları hakkımı helal etmiyorum Kim yaptıysa. Hangi organizasyon? Ben bilmiyorum. Ama ben söyleyeyim. Ben haklı çıktım değil olay buradaki konu. Yok canım, yok. Konu şu buradaki. Konuyu ben söyleyeyim mi? Ben öncelikle Fenerbahçe takımını tebrik ediyorum. Oyuncuları. Oyuncular İsmail Kartal'a rağmen buraya çok iyi geldi. Siz orasını kaçırıyorsunuz kaçırdığınız nokta o. Alt gözlüklerini takmışsınız. Tamam mı? Bunun içinde tabi para alanlar da var. Anlaştık yapanlar da var. Onlar Fenerbahçe'yi para karşılığında yorum yapıyor. Fenerbahçe iyilik yapıyor mu zannediyor? Abi kenetlenme bu değil. Kenetlenme bir dava vardır. Kenetlenirsin. Mesela bugün Alanya Spor bir davaya kenetlenmiş. Doğru mu? Hı, hı. Sonuç ne olursa evet. olsun kenetlenmiş. Her şeyinle. Sağdaki mücadelesinde zaman geçirmesinde maç berabere geldiğinde ayağa kalkıp konsantrasyonu full kenetlenmiş. Kenetlenme böyle bir şeydir. Metin Aktaş benim abim yani abi yaşında ben 17 yaşında bir takıma geldiğinde onun son dönemiydi. Ka o zamanın kaleciydi ve lig ligin iyi kalecilerinden. Ama Metin Aktaş'a Bonucci'yi bak Bonucci haksız da olabilir. Ama Metin Aktaş rica ediyorum hoca Artık teknik ekipte. Soruyorum kendisi Trabzonlu. Trabzon'da birisi aynı şekilde koridorda bir Trabzonlu oyuncuya kaleci hocası ve şey benim bildiğim kaleci hocası. Evet. Kaleci hocası gidip Trabzonlu bir stopere. Trabzonlu uçur. bir oyuncu Alanyalı bir oyuncuya. Veya öyle. Çok dikkatli olmamız lazım burada. Maçın skoru falan onlara geleceğiz. Ben başka bir şey diyorum. Kenetlenme böyle bir şeydir. Bugün Alanya gelmiş kenetlenmiş. Ne olursa olsun kırmızı kart. Bence kırmızı kart. Ben orada formayı çıkartırım istedim. Bence kırmızı kart. Yani bir ayağı kırmaya gerek yok. Bu Galatasaray'da olsaydı Beşiktaş olsaydı ben aynısı. Değil diye bilenler de olabilir. Beni ilgilendirme. Benim için kırmızı kart. Penaltı konusu ise tamam mı? Penaltıyı tartıştık. Barış Alperede de oldu, o oldu. Dokunuşlar, it, itmeler. Değil mi? <laughs> Hep söyledik itmeleri. Faul dedik ittiğinde falan. Şimdi her dokunuşlar... Var. ama bu penaltı gibi. Niye? Çünkü burada itmeden ziyade çekme, çekme var. Yani yola engel var tamam mı? Bu tarzı ama şimdi tad için pozisyona kırmızı kart çıktığında zaten olay başka bir hikayeye dönüşüyor. Ama bu da bu da bunu da geçelim. Her şeye rağmen sen 2-2 kalıyorsun. Şimdi ben soruyorum. Ben de dalga geçenlere soruyorum. 10'da 10, 50'de 50, %100 rekorlar kırıyordunuz ya. Şimdi söylüyorum ben size. Çok biliyorsunuz ya futbolu. Hepiniz Fenerlisiniz ya. Şimdi ben soruyorum. Fenerbahçe hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın başkanı açıklıyor. Benim açıklamam değil bu ya. ya Kulüp başkanı, başkanı, başkanı açıklıyor. açıklıyor. Diyorum ki size divanı mivanı boş ver. Açıklamayacak kardeşim. Başkanı uzaklaştıracaksınız. Bu yüzden bu, söylüyorsun çünkü yarın bu, bir gün bunlar olabilir diye söylüyor Söylüyorum Söylüyor muyum? Ağzımda tüy bitti. <laughs> evet. Kulüp başkanı uzaklaştırın diyorum. Kovun demiyorum. Gitsin. Tatilde mi? Maça da gelmiyor. Gitsin komple ya. Açıklamasın. Madem açıklamasın. maça gelmiyor diyorsun. Ha Hiç girme baba topa sen. Senin divanda şov yapıyor. Gerek yok gerek yok. Senin futbol bilgin yok. Fenerbahçe'de hocası dahil tamam mı? Futbol bilgisi çok zayıf bir yönetimdeyiz biz. Şunu kaçırdı Fenerbahçeliler. Takım çok iyi. Sağ beki, sol beki Galatasaray sağ beksiz sol beksiz bu hallerde. Yani Fenerbahçe. senin önünde. Değil mi? Şimdi soracağım ben şimdi. Soruyorum ben başkana. Çıkıp buna da cevap verecek. Şimdi herkesi televizyona çağırıyor ya. Sen seni zaten kimse ciddiye almıyor. Sen gidersen beyazlara, siyahlara, bilmem ne TV'lere seni almazlar. Niye gelsin adam seninle alsın? Seninle alay geçiyorlar. Düştüğün duruma bak. Fenerbahçe'yi düşürdüğün duruma bak. Soruyorum. Yüz bilmem kaç golle Leverkusen öndesin değil mi sen? Bir kere sen kendini Leverkusen'e nasıl kıyaslıyorsun baba? Orası Bundesliga. Adamların oynadığı toba bak. Sasha boyu iki dakika böyle bir baktı. Fileden aldı topu. He fileden aldı topu. Orası Bundesliga. Sen Bundesliga'da kendini golle, oradaki Leverkusen'le kıyaslıyorsan... ...senin ilk önce Leverkusen'in ayarında bir takım olman lazım. Tabii. O seviye başka seviye. Orası bambaşka seviye. Orası şu tamam. an bizim 45 milyon dolar harcadığımız uzaydaki... O kadar, uzak, ya, o kadar uzak. O kadar uzak. O kadar uzak sana. Tamam mı? Şimdi soruyorum ben de size. Rekor kırdın değil mi? Kaçıncısın kardeşim sen? İkincisin. Iki Galatasaray senin rekorunu kırmadı. Galatasaray senin kadar gol atamadı. Doğru mu? Evet ama maç kazandı. Hı. Şimdi sen 3 İstatistik yapıyorsun. En çok puanı Fenerbahçe topladı. Bu sezon İsmail Hoca, İsmail Hoca mı kırdı bu golleri? Ya baba. Şimdi ne, kaçıncıyız biz? Bana bir anlatın. Ben kendim çıldıracağım ya. Kaçıncıyız biz abi? Bana bir anlatın. 9 puan içeride kaybetmişsin. Şimdi başkanın açıklamaları skandal. Futbolu o kadar uzak bir başkanım evet. var ve ailen evet. futbolu biliyormuş gibi konuşuyor. Soruyorum başkanım ya. Sayın başkanım diyorum. Sayın, sayın. Başkanım kaçıncısın sen ya? Kaç gol attın? Hiç mi utanma yok sizde ya? 100, gol atınca 100 olmuyorsun. Olmuyorsun. 9 senedir bu yüzden olamıyoruz. Çünkü kendimizi bu moda soktuğumuz için. Samsun'la içeride puan kaybediyorsun. Senin hocan ne diyor biliyor musun? Böyle puan kayıpları normal olabilir diyor. Ben hocayı orada veda... Sağ ol hocam. Teşekkürler İsmail hocam. Her zaman bu, bu camianın öz evladı kalacaksın ama kenarda kalacaksın. Ben çünkü böyle bir niye? Bak, görmedim. çünkü niye? Çünkü niye? Şimdi eğer sen içeride Samsun Spor maçından normal dersen normalleştirirsen, bu oyuncular durumu normalleştirirsen, normalleştirir. oyuncular da bu durumu normalleştirir, taraftar da bu durumu normalleştirir. Ondan sonra alan da beraber kalırsın yarı bir gün başka bir takımla da beraber kalırsın. Kadro yönetimi, şimdi sen sezon başından beri kent, 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 kent dedik biz, bir şey için demedik. Bir görelim abi evet. bu çocuk ayakları yere basıyor, İyi mi, penaltı. Mi? Bir tane maçını gördük, bir penaltı yaptırdı, ayakları hızlı, bir görelim dedik. Yarım sezondan fazla kent oynatmıyorsun, en kritik maçta kurtarıcı olarak. Son maçını söyleyeyim mi? İşte bu ne biliyor musun? Bu, bu sezon başında benim söylediğim kapasite. Bak kapasiteyi alıp adamın İsmail Hoca'nın karakterine ben ona küfür ediyormuşum gibi ağır konuşuyormuşum gibi çıktı orada 2-3 tane kendine bilmezler. Fenerbahçe eski futbolcu. Ya size ne kardeşim siz Fenerbahçe'li değilsiniz ki. Fenerbahçe olmayan adam Fenerbahçe'nin eski futbolcusuna, hocasına dediğiniz siz ne? sen ne biliyorsun? Sen benim İsmail Kartal'larımdaki diyaloğu biliyor musun? Ben Fenerbahçe'de Hı. oynarken şampiyonluk yaşadığında İsmail Kartal'da yapıyordu. Bizle antrenmana gelip gidiyor diyaloğumu biliyor musun? Ha belki benim onda kredim vardır. Sen ne karışıyorsun kardeşim? Niye karışıyorlar biliyor musun? Çünkü onlar Fenerbahçe'yi karıştırıp Fenerbahçe'nin bu halinin düşmesini bekliyorlar. Ama bizim taraftarımız bunu uyanamıyor. Bizim taraftarımız da bana vuruyor. Beni Anlayayım. alıyorlar 3-5 çakalla kıyaslayıp siz diyor Fenerbahçe düşmanısınız diyor. Eski bilmem neyin oğlu çıkıyor Fenerbahçe düşmanı diyorlar. Sizsiniz Fenerbahçe düşmanı. Fenerbahçe'yi 9 senedir bu hale getiren sizsiniz. Fenerbahçe'ye sadece o tepisi Siz hala kurşun atıyorsunuz. Fenerbahçe hala kurşun yağıyor. Bu iyi niyetli görünüp ee, daha sonra iyi niyetli bir şeyler yapmaya çalıştığını söyleyip, aslında bütün gerçeği e, uzaklaştıran güruh tarafından yapılıyor. Yani bu Fenalbashlar taraftarının gerçeği, Abi bak, hakikati görmesini istemeyen bir bak, e, grup var. Şampiyonla inanıyorsun ya, bir camiye şampiyonla inandı. Hocasınınla şeyini. Ama kötü gördüğümüz şeyi söylemezsek, kötü gelir bizi bulur. Bugün bulduğu gibi. Evet. Doğru mu? Evet. Senin çünkü sen problemlerini öteliyorsun. Senin Provenlerini... Samsun Spor'la Alanya Spor'a içeride puan kaybediyorsan o zaman sezon sonu niye şampiyon oldum diye alamayacaksın. Tabii konuşmayacaksın. Konuşmayacaksın. Veya bu puanı kaybediyorsan 3 ekstra alman lazım. Tabii. Ama o kapasiteyi ben göremediğimde, söylediğimde ben niye Fenerbahçe düşman oluyorum kardeşim ya? Hayırdır ya? Hayırdır abi benim anama bacıma küfür ediyorsunuz. Anamın bacımın bu işle ne, ne, alakası var? Bana küfür edeceksiniz kardeşim. Bana söyleyeceksiniz. Ben her şeyi gösteririm. Ben burada tek başıma, tek başıma bir tane kardeşim var burada. Şuradan kalkmak nasip olmasın. Bir kuruş para kazanıyorsak. Para, paranın gözü kör olsun. Şu kardeşimle tek hedefimiz ne biliyor musun? Fenerbahçe'nin bütün haklarını savunup penaltı ise penaltı. Kırmızı elimizden geldiğince buraya gelip her gün benimle Galatasaraylılar dalga geçiyor. Geçsinler önemli. Değil. Bir tane Fenerbahçeli beni korumuyor. Benim ihtiyacım yok. Bu kardeşimle bizim tek hedefimiz var. Fenerbahçe şampiyonluğu görelim. Ondan sonra bize bırakın diyeyim, Bırakmayan da adam değil. Yeter ki göreyim. Baba, şimdi kusura bakmayın. Rekorlar kırmışız. İsmail Hoca yok etmiş. Tebrik et. Ya ben tebrik ediyorum da ama ben bir 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 rahatsızlık da görüyorum. O, orayı da or orayı oranın altı boş. Şimdi size söylüyorum. Futboldan hepiniz anlıyorsunuz ya. Hepinizin pro lisansı böyle pro lisans lafları ediyorsunuz ya. Şimdi ben size söylüyorum güzel kardeşlerim. Ceko'yu niye oyundan çıkartıyorsun sen ya? 86'da. Ha? Gol atmış. Sen kafan 86'da. mı gidiyorsun? 86'da, 86'da Ceko'yu çıkartıp Kent. Bu ne biliyor musun? Bu korkaklık. Korkaklık, korkaklık. Gol yememe, gol yem... Ya gol yesen ne olur bu saatten sonra? Kardeşim sen şampiyonluğu veriyorsun burada. Ben şimdi size anlatacağım. Kurunic, Kimsidir? Baş baş başlayalım mı? Tek Efsini tek, tek, söylüyor. tek başlayalım. Sana bugün her şeyin cevabını tamam, vereceğim. Tamam tek tek başlayalım. Bugün yeter bak istiyorsan sabaha kadar burada oturmayan şerefsizdir ya. şerefsizdir Yo, okay, ya. Aynen öyle yaparız. Piller Sen, gidene kadar yaparız. Pil bitene kadar <laughs> ben bugün her şeyi konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü niye biliyor musun? Çünkü ben de doluyum kardeşim. Tamam aynen öyle. Hepimiz tamam mı? Doluyorsun. Ben de doluyum. Fenerbahçe da Çünkü burası Fenerbahçe mi? ha. Taraftar da onları burası bekliyor. Burası Fenerbahçe kendine Şimdi... gelecek. Burası kimsenin çiftliği değil ha. Şimdi söyleyeyim ben size onu. Serhat abi. Fenerbahçe... Ben bedel ödedim bu, camiye için. Fenerbahçe tabii Ben kariyerimden oldum bu camiye için ha. Ama ben Ertuğrul gibi yatmadım ha. Söyleyeyim ben size. Ben karın kasımı niçin kopardım biliyor musun? Fenerbahçe'de iğneyle oynadığım için kopardım. 24 yaşında ben futbola veda ettim. Yani karın kasımı aldılar benden. Fenerbahçe için ben bedel ödemiş adamım. Yani siz benden daha iyi Fenerli ben onu geçeceksiniz bir kere. Ben bedel ödemişim. Halen haksızlıklarla statta unutulmuş bir insanım. Halen onur guru yapmayıp halen Fenerbahçe diyen bir insanım. Herkes ayağını denk alacak. Herkes haddini bilecek. Eleştirecekse de beni belden yukarıya eleştirecek. Ben kimseye belden aşağı vurmuyorum. Evet. He. Herkesin Ama eğer ben yaptığı... belden aşağı vurursam insanların adamlığı madamlığı yer yerinden oynar. Evet, Onu da baş... söyleyeyim. ha. Başka Şimdi, bir yere gider. E, Serhat Sonra abi. Onu bir söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe klasik 11 ile sahaya çıktı. İşte kalede Liverpool, geri dörtlü aynı, orta saha düzeni aynı. Tamam. Cengiz Tadic, Ceko tamam. ileri hattıyla çıktı. Kadro da şu anda ekranınıza geldi. Tamam. Fenerbahçe'nin klasik ilk 11. İşler kötü gitti. Fenerbahçe, Fenerbahçe böyle oynamıyor Yok, böyle oynamıyor. Tek oynuyor orada Kurniç. Tek e, Altıda Kurniche tek... oynuyor. Evet. Bu diziliş yanlış. Evet. Tamam. Evet. Ee, Fenerbahçe 11 olarak bu 11 ile evet. çıktı. İşleri gitmedi, geriye düştü. Hayatta olabilir, futbolda olabilir, her yerde olabilir. Evet. Her takım geriye düşebiliyor, tamam. sorun yok. Üretmekte de zorlandı, hmm. değil mi? Doğru mu? Evet. İlk yarıda baskıyı birazcık kurmaya çalıştı, ama pozisyon arkasında pozisyon gelmedi hmm. Fenerbahçede. İlk yarıda da. Ee, gördüğümüz kadarıyla, maçı izlediğimiz kadarıyla Fenerbahçe'nin hücumu geliştirme anlamında kullandığı tek oyuncusu Cengiz Ünder'di Fenerbahçe'de. İkinci yarıda İrfan'ın ısındığını gördük. Biz sana dedik ki kesinlikle herhalde Cengiz Hı -hı. çıkacak, İrfan girecek. Ee, ama bizce yapması gereken hocanın hani İrfan'ı en azından biraz daha merkeze deneyip e, orada İsmail'i belki kurun işi oyundan çıkartıp Hı -hı. Cengiz ile İrfan'ı beraber sahada tutması olabilir miydi acaba dedik. Hoca tercih etmedi. Evet. İrfan Can, Cengiz Ünder değişikliğiyle başladı. Goller geldi. Fenerbahçe için sorun yok. İşleri iyi gitti. 2-1. Tamam. Evet. 2-2'ye yakalandırın. Bu da olabilir. Tamam. Dolda. Her şey olabilir futbolda şey olabilir. ya. Olabilir. Kaybedebilirsin de. Şimdi hoca dedi ki, evet. ben çift santrafora dönüyorum. Evet. Çıkan oyuncu kim? İsmail Yüksek. Tamam. Giren oyuncu kim? Tamam. Mişi Başçuay. Tamam Doğru mu? Tamam. Kime bıraktın orta sahayı? Hangi ikiliye bıraktın? Senin ikili mücadelen en zayıf en zayıf önce önceye bıraktın. bıraktın. Evet. Kurniç, Şimanski'ye. Ve bugün iyi olmayan iki kişiye. Açın maçın Fonda tekrarını değil. izleyin. Açın evet. maçın tekrarını izleyin. Orta saha, Kurniç, Şimanski'ye döndüğü andan itibaren Hı. kent girene kadar Fenerbahçe maç rakip sahada olması lazım. 3 dakika 3 dakika kalamadı. Rakip sahada kalamadı Fenerbahçe. Hayır zaten maç maç 4 olması lazım. Birazcık ayakları temiz olsa 4 oluyor maç. 2-4 kaybediyorsun evde. Tamam. Alanya şimdi için soruyorsun. Evet. So ben soruyorum abi. Şimdi ben soruyorum. Şimdi bu kurun içi kim istedi? Ben mi istedim? İsmail Hoca çok istedi kurun iç. Tamam. İsmail Hoca'nın her istediğini destekliyor ya bir tane tayfa var. Evet. Tamam mı? Kulüp tarafından böyle onlar bir kendine göre bir çete kurmuş. söylüyorlar ya. Kurun içi İsmail Hoca geldi be Bak. Olabilir. Şunu, kaçırır, şunu kaçırıyor insanlar. Kurun iç kötü topçu demiyorum ben. Kurun iç Lig bir oyun oynamıyor Fenerbahçe. Sen diyorsun ki Fenerbahçe'nin oyun sistemi Kurun içi uygun değil. Abi Kurun içi soruyorum insanlara. Şimdi başka bir şey daha soracağım da in, bugün interaktif bir yayın istiyorum. Tamam. Eğer seyirciler de okeyse onlardan da cevap tamam. istiyorum. Tamam. Ben de kendimi yenilmek istiyorum ben çok yoruldum. Tamam. Tamam, tamam mı? Şimdi soruyorum Kurun iç Ayağa top aldığında devreye evet. giren bir oyuncu değil evet. mi? Doğru. Rakip topta, topta evet. ikene giren oyuncu evet. İsmail. Evet. Fred. fiziksel olarak İsmail. Doğru Fred, mu? Evet. Doğru. top ayağında. Yani top pas trafiği Krunić üzerinden sağlanırsa evet. Krunić oyuna evet. devre giriyor, evet. doğru mu? E baba. İsmail Hoca'ya soruyorum. İsmail Hocam senin pro lisansın var. Benim futbol bilgim sıfır başkalarına göre. İsmail evet. Hoca'ya sormak istiyorum. Öyle bir hakkım var Taraftar diye düşünüyorum. Olarak Taraftar olarak, olarak, soruyorum. olarak soruyorsun. Fut eski futbolcu olarak sormuyorsun. Krunićcüsün soruyorsun. Nötr bir insan olarak Yorumcusun. soruyorum, tamam mı? Hocam için sen istedin. Kurunic'i 6'ya tek başına bıraktın. Allah'a emanet. Ama Kurunic, Kurunic, üzerinden top oynamıyorsun. Ciku uzun oynuyor. Çağlar, Çağlar uzun oynuyor. oynuyor. Ayakları da temiz. iyi de oynuyor. Evet, yapabilirler. Baba için niye alıyorsun o zaman? Biz için niye aldık? Kurunic'e biz niye para verdik? Niye verdik soruyorum. Evet. Şimdi bugün Kurunic'i... Pasla çıkmıyorsan. Topu Kurunic'e teslim etmiyorsan oyundan çıkarken. Abi bak çıkarken... Ak akılını kaybedersin. pasta çıkıp orta sahada tamam mı? Orkestra şefi yani Çavi'nin üst evet. düzeyde yaptığı Çavi'nin. Pillo'nun. Pirlo'nun oyun tarzı. Evet. Iniesta'nın oyun tarzında tarzı, bir oyuncu. Tarzı, oyun tarzı. Onlarla oyun aynı seviyede değil canım. canım ama oyun tarzı o. Sertlik yok. Evet. E şimdilik 11 kilometre koşuyor. En çok koşmuş dedi ya şimdi koşu, boş koşu da olabilir. Evet. Bugün Fenerbahçe... Jok da olabilir. Bugün de en çok koşmuş Kurniç olabilir. Çünkü niye? Hep geri koştu. Geri koşuyor <laughs> çünkü. Tamam. Şimdi Onu konuşmuyorlar. Geri koşuyor, evet. onu da koşu olarak sayıyorlar ya. Şimdi soruyorum. E için sen alıyorsun ama Kurniç'i bypass ediyorsun. Direkt e, bur... geçiyorsun yani. Sen şunu diyorsun, alalım 11'i, 11'i 11 alalım. Ya Fenerbahçe arkadaşlar Fenerbahçe'nin ilk yarıda sezonun ilk yarısında oynadığı oyunu hatırlayın. Beka Ajiku önünde İsmail'in oynadığı oyunu hatırlayın. Ya Beka Ciku uzun çıkıyordu. Seken topa İsmail pres yapıyordu. Aynen öyle. Kuruniç zaten Beka burada Ciku ile çağların arasına giriyor. Üçlüyor orayı. E uzun çıkıyorsun. Şimdi Kuruniç geliyor. Hı. Uzun çıkıyorsun. Bütün orta sahibi kişiye bırakıyorsun. Ya bunu nasıl nasıl olur? Aklıma hafızam almıyor ya. Bak. Bütün hamleleri yanlış. Bütün hamleleri yanlış. Bir tane doğru hamle göster bana. Bak mı diyeceksin şimdi? Zaten Yo. ne de başka santrali var. Alacaksın zaten. Bak. Hocanın... Hocanın... Üç tane hoca değişmiş zaten. Hocanın... Abi. Eğer ki... Oyuna... Gerçekten müdahale... Ben kapasite derken... Karakter kapasitesi değil bu. Kişilik teknik kapasitesi. Bilgi. Teknik kapasitesi zaten teknik kapasitesi burada olsa Milan hocası olurdu. Ne bileyim <laughs> Ramadan'ın hocası oldu. Şimdi ama Türkiye içinde de bir kapasite var. Şimdi Fenerbahçe'ye ben herkesi hoca yapmam. Ben yapmam abi. Evet. Kapasite lazım bunun evet. için. Ben Liyakat bir... lazım, başarı lazım, Bakmam CV lazım. lazım. CV lazım. Şimdi soruyorum size. Benim futbol futbol bilgimi özür dilerim. Sizin affınıza sor soruyorum size. Ceko tamam mı? İsmail değişikliği. Madem böyle bir değişikliğe girdin. Çift santrafor. Şimdi var ya orada. İsmail'i çıkardın. İsmail'i çıkardın. Baba İsmail'i yine çıkartıyorsun. Kurun içi çıksın o zaman. Kurun içi çıkarman lazım. Çünkü sen iki tane tamamen artık gole gidiyorsun. Ee, gelecek topu da orada Kesmen lazım. kim kesecek? Ben dalga, 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 kıran lazım. Dalga kıran. Dalga kıranları da akıllı ve kaliteli oyuncu oldukları için Çağlar'la Ciko yapmaya çalıştı. Çağlar bir pozisyonda Kurun içi Şimanski yapamadığı için o, yaptı. o presi yaptı orada kazanmaya Baba, çalıştı. Baba yani sen hangi akılla İsmail'i çıkartıyorsun? İsmail bugün kötü Başka profilde oyuncun yok. Hayır. Şimdi İsmail bugün diyelim sahan en kötüsü. Evet. Ama o dakikada o sahnede maç iki kere onu çıkartamazsın. Çünkü tek dalga karam oyuncu i̇şte buna yetmiyor kapasite. Evet. Kenti alıyorsun oyuna. Ya kenti sen zaten oynatmamışım. Adam kopmuş. Yarın belki listeye vermeyeceksin. Bak yarın belki listeye kenti yazmayacaksın. Yazmayacaksın ama bugün oynadığımız. Bugün alıyorsun. 4 dakikalık umut oldu. Ne oyuna kadar alıyorsun. kötü yönettiğini ve bu takımın Hocasına rağmen ne kadar puan toplayıp ne kadar gol attığını siz hesap edin. Ve ben bunu gördüğüm için benim içim içimeydi ve söylediğinde hep linç için. Ama geldiğimiz nokta neresi biliyor musun? Belki de şampiyonluğu verdiğim maçlardan Tabii. bir tanesine geldin. Tabii. Sonunda oraya geldi. Kovalayan seni kovalıyorlardı. Şimdi kovalayan sen oldun. Yine tilkiyle tavşan Tabii sen geriye düştün. Yer değiştirdin. Geriye düştün. Doğru mu? Doğru. Niye biliyor musun? Hocanın yetersizliğinden dolayı. Çünkü Oyunu hiç okuyamıyor. Ya bana birisi rica ediyorum söylesin. Maç kötü gidiyor. Maç kötü gidiyor. Kırmızı kart verilmemiş. Evet. 10 evet. kişi kalabilirsin. kalabilirsin. Öyle bir maç. Evet. Bir kere orada bir alarm sireni çalması lazım hocadan. Artık alarm veriyor oyun Alan sana. Alarm veriyor oyun sana. Oyun kötüye gidiyor hocam. 1-0 devrede mağlup girdik. yaptığı oyuncu değişiklikleri. Goller bir... geldi. Oradan kurtardı zaten <laughs> Cengiz Zerifan yani sadece. Dakikalarını söyle 46. bana. başı. 46 Cengiz. Bence yanlış. Cengiz bence ilk yarının ne kadar Twitter yazılsa onların görüşü. En istekli, deneyen. en deneyen olur olmaz. Evet. Tamam mı? O kanatta abi. Evet. Şimdi o adamı niye çıkartıyorsun sen? Sarı kartı var diye. Neyden korkuyorsun sen? Fenerbahçe kırmızı kart dedi. 10 kişi yenemez mi Alan Yeşer'de? Neyin korkusu bu? Nasıl bir kadro verilmiş sana? Sana Allah Öyle bir kadro verdim ki öyle bir yere getirmiş yedi, ki senin. En şanslı hocasın. En İsmail şanslı Kartal. hocasın açık ara. Üçüncü kez geri gelmişsin. Üçüncüsünde de bir başarın yok. Henüz yok. Henüz yok. Bu sene olabilir ama sen ısrarla istemiyorsun kupayı ya. İtiyorsun Galatasaray'ı. İstemiyorum <laughs> ya, kardeşim sen diyorsun. Senin oyuncu dakikaların dakikasına ve oyuna müdahale. Soruyorum İsmail Kartal bugün maçı çevirmek için hangi hamle yaptı diyor soruyorum. Bana cevap ver. Sadece edin. Cengiz İrfan. O kadar. Soruyorum İrfan ya. Gözde, soruyorum o kadar, ya. O kadar. Senin gol atmış. Bugün yine en isteklerin arasında, tamam mı? Pozisyonu kaybediyor, Kaybetmesine rağmen yine geldi golünü attı mı? Seni bir kere öne geçirdi. doğru yani, mu? Ceko. Ceko. Evet. Bir niye tane Niye çıkartıyorsun orta... abi? Niye çıkartıyorsun? Niye niye hocam? Zaten oyun kafa orta kesme kafa uzun Çok boylu adamı ihtiyacın var. Bir dakika, bir dakika. Fenerbahçe golü nasıl Bilerek, attı? Ya ben bazen attı, attı Fenerbahçe golü. Abi orta kesti Mert, Ceko kafıyla. Mert vurdu, evet. kesti Ceko. Pozisyon, oyun oraya gidiyor zaten. Pozisyon dakika 88. Fenerbahçe orta kesti. Çağlar kafayla indirdi. Evet. ay yatmaya kalktı. Ceko belki kafayla içeri girecek orada. Belki 3-2 maçı Ya alacaksın. takımın en büyük gol silahı. Sen nasıl alırsın oyunda abi? Akıl tutulması. Bana yardım edin. Vallahi gideceğim tedaviye yatacağım artık ya. İnanılmaz. Sen Ceko'yu niye çıkartıyorsun? İnanılmaz yani. Hani Ama izleyin bak göreceksiniz. Yine çıkacaklar diyecekler ki böyle böyle. Bunlar yapıyor. Yorulmuş herhalde. Yani he? Yorulmuştur ya ne var. yorgunu kardeşim? Adam en çok koşan, en çok isteyen, en çok zorlayan adam ya. Golü de bulmuş. Abi bak Berkan. ama moralli. Şimdi benim bacaklarım gitmez. Öyle bir noktaya gireyim ki 80'de pil biter. Gol atarım. için açıklamaları mutlaka yapalım arkadaşlar. Tamam mı? Bak bacaklarım tutmadığı bir noktaya gelirim. Yaş itibariyle Artık bitmiştir bacakların evet. boşalma noktasına gelir. Golü atarım. Ne olur e, biliyor musun? Pil, refresh. Bir %10, %15 10 Bir %10, %15 pil abi. Burada anlamıyor bu. Çıkartıyor abi. Senin en büyük gol silahı kim bu takımın ya? Edincek. Lan onu çıkartan hoca. Ya git bunu. Ki, git. Mourinho'ya sor. Git. Ne oluyor. derler biliyor musun? Ne de? derler biliyor musun? Ya hocanızı acilen MR'a sokun. Şunu sorarlar. Şunu sorarlar. Beyinde başka şunu töbe Tövbe tövbe tümer olabilir beyinde. Şunu, yani. şunu sorarlar, Sakatlandı mı derler? Ceko için. Evet. Şimdi çıkardı çıktı dersin. Ya şimdi şöyle bir şey var. Takımın en büyük Bence uzun... onu demez. Pep Guardiola ne der biliyor musun? Ayağında kırık var mı der. Yani Çatlak <laughs> var mı der. Çünkü sakatlığı kabul etmez. Çapraz mı koptu der. Yani. <laughs> Anladın mı? yani ayağı Kopmadığı sürece çıkarmazsın Ceko'yu. Oyun oraya gidiyor. Oyun 2-2 olmuş. 2-1 kopuk yani kopmamış oyun ya. E seni oyun yine öyle bak. Samsun'da yaptın. yaptığın aynısını, aynısını yaptın. E şimdi aynı hata yapan hoca demek ki kendini sezon sonuna kadar yapmayacak, yenemeyecek. Ben bunu anlattım sezon başı. Dedim ki İsmail Hoca kendini yenileyen bir hoca olsaydı zaten bir... Kariyer seviyesi o... yükselirdi. Yükselirdi. Şimdi kimse yanlış anlamasın. Tamam mı? Bunu bunu şey için söylemem. Bunlar çok gizli bilgiler. Sezon başı Sivas'tan haber bekleyen hocayı sen Fener'e alırsan alma demiyorum. Alırsan bunları da katlanmak O zaman zor. hocayı bak hoca bak aldın zorundasın. ben alma demiyorum. Almışsın zaten tamam. kararı vermişsin. Tamam. tamam mı? Ben niçin aldıklarını da biliyorum. Jesus'a çünkü diş geçiremediler. E diş getiren bir hoca getirelim. Biz elimizi kol burası bizim ya çiftlik benim, benim çiftliğim diyor ya başkanla yöneticiler. Biz elimizi e buyursun, kolun... biz diyor Jesus elinin Portekizlisine biz hesap vereceğiz diyor. Buyursunlar abi. Buyursun. Anladın mı? Biz diyor elimizi kolunsalık Soymu odasına girmemiz lazım diyor. Bir şey de diyor. Başkan öyle dolduruyorlar. Başkan da buradan besleniyor. Şimdi buradan devam edelim. Sadece teknik konudan Serhat abi. Ee, çok da ciddi bir katılım var. Sağ olun, var olun. Yani canlı yayınımıza büyük ilgi gösteriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Şimdi çok güzel bir noktadan bahsettin. Şimdi Fenerbahçe Samsun Spor maçında burada sadece biz değil... Bütün spor kamuoyu, bütün bizim gibi program yapan insanlar şunu söylüyor. Yani, Tadic, Ceko, Szymanski, Fred aynı anda sahadan. Hmm. sağdan yani özellikle Ceko çıkmamalıydı dedi ki Ceko'la zaten çıkarken reaksiyon gösterdi. Ya beynini falan uçtu dur sen ne dersin Bir şey diyeceğim oraya. şimdi. Şimdi maç 2-2. 2-2. Bu sefer gol de atmış. Evet. Bu sefer gol de yapmış. Orada gol kaçırmıştı. İstekli bu sefer de. gol de atmış. İstekli de. Bir tane de kaleci kurtardı. Ya 2-1 de alırsın bugün. Evet. Alan yer, yani gelmemiş olur. 2-1 öndesindir, sindir. Ceko başlığa yaparsın okey. Tamam sorun yok. Hı. Yine de konuşulabilir ama. Çift santravara dönüp. 2-2'de nasıl oluyor Sert abi yani gol atmış bir santroforu 2-2'de bugün. Bak bak <laughs> bak bak şunu anlamıyorsunuz. İşte anlattığım o. Beyin duruyor. İsmail Hoca'nın kenarda bak şimdi 5-6 oluyor. Herkes İsmail kaldırıyor, İsmail Hoca havaya kaldırıyor. 5-6'yı İsmail Hoca attırıyorsa o zaman şimdi ne yapacağız? Tabii. Olumsuz var, olumsuz var. Bak donuyor diyorum. Ben bunu biliyorum. İ kişiyi tanıyorum. Dondu, donduğunu şuradan ifade edin. Bir kere bütün sezon boyunca bir kere yanlış maçta Galatasaray maçında 8'de kullandı İrfan'ı değil mi? Evet. Şimdi size soruyorum. İrfan'ı bugün gün Cengiz'de değiştirip İrfan'ı sağ kanat oynattı mı? Evet. Oynattı. Ceko'yu yanına Belçoy'a alıp çift santrala evet. döndü mü? İsmail'i çıkarttı. Evet. Direnci ikinci bölge. komple rakibe bıraktı. bıraktı. Tamam. Şimdi baba burada hangi akılla bana yardım edin. Sizden yardım istiyorum. Bir abiniz bir kardeşiniz olarak. Hangi akıl burada Ceko'yu çıkartıp kenti alıp. İrfan'ı 8'e koyar. Bana bunun bir açıklamasını yapın. Bana 2. bunu matemati <laughs> matematiğini yapın iki kenar. Ben yok bulamam. Bulamam, bulamıyorum yani. Çok özür dilerim ama ben ben ki cevap veririm bu durumlarda, veremiyorum yani. Bir soruyorum abi. Veremiyorum Ben ya. futboldan anlamıyorum. Anlıyorsunuz. Ben de Hepiniz anlıyorsunuz. Hepiniz derken üzerine alınanlar alınmasın. Beni sevenler bilir. Tabii. Ben kime dediğimi biliyorum. Soruyorum abi. Çok biliyorsunuz ya. İrfan Can dediğin Yo, gibi soru 10 dakika. Kursi... Bak, 7, 11 ya dakika 8 Bak olacak. Senin başkanın eğer çıkıp Leva Kursi'den daha fazla gol attık diye övünebiliyorsa zaten o adamın vizyonu sıfırdır o adam vizyonu yoktur zaten. Çünkü Leverkusen'le neyi kıyaslıyorsun? Birisi Bundesliga, birisi Süper Lig. Bugün Alanya Spor'un kaptanı 25. dakikada ayağıma Kramft girdi diye zaman geçiriyor. Ligin seviyesine bak. Sen neyle neyi kıyaslıyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim. Bundesliga'da Bayern Münih onlar bunlar kolay değil ya oradaki tempoya. Yok, yok. Aşağı boyu evet. Ya. Sasha Boy diyorum bu ligin en dinamik oyuncularından evet. bir tanesi değil miydi? Evet. He? Gördük de, bir saniye zaman. ya bir saniyesi de Kimi dahi yani bazen. Pimini çekti. Tabii. Orası tehlike. Mayın Tabii. tarlası orası. Evet. Kimin nerede patlayacağı bu benziyor. sadece Leverkusen Le Bayern Münih özelinde değil. Burada Freiburg'u, Leipzig'i, ya şu yani. Dün Leverkusen'in Bayern Münih'e yaptığı... Oyun. O tempoyu. <laughs> sen nasıl onun altından kalkacaksın? Sen nasıl? Ay sen yüz değil. 200 evet. gol atsan ne olur? Benim başka anlatmak istediğim neydi? 10'da 10 yüzde 100 gol değil, 200 gol atsan. Hadi yine klip alsınlar. Almıyorlarsa adam değiller. Bilerek klip veriyorum ya. Çünkü onlar da biraz izlensin. 100 değil, 200 gol atsan. Ne değişiyor kardeşim? Sen burada geridesin şu anda. bu Kupa nerede abi? Teneke nerede? Tenekeyi almayınca hiçbir şey olmuyor. Ya yani. baba insana demezler mi ya? Girdim bir kahveye. Selamun Aleyküm abiler. Girdim ya. Evet. Ya abi 200 gol attık biz 200. Adam der bilmezse şey der. 5 kupayı da aldın herhalde yani. Yok sana birisi oradan derse ki azıcık bilen. Baba kaç puanlasın? Lider kaç puanda? 2 puan önümde. Ya şu kahveden bir kardeşim. Ha, e, güzel bir şekilde. Futbol konuşmayalım. He? Futbol konuşmayalım. Ya sen futbol sen Seni alır mı adam ya? Ya kendinizi niye bu durumu günüş duruma günüştürme düşüyorsun? Bırak abi bu rekor. Buna yine gerek var ya. Ya yani. kırdı rekoru sen niye basıyorsun? Kırsın rekor. Avrupa rekoru kırsa. Bu kadar ya bir senin kulüp başkanı şey, oyuncu olarak ben koyayım. Manchester Hı -hı. City görmüşüm. Evet. Tadiç Amsterdam görmüş. İngiltere görmüş, değil mi? Şimanski Feyenoord görmüş. Hepsi bir yerlerde oynamış. Doğru, doğru mu kardeşim? Jk doğru, doğru. geldi Ghana'nın evet, kaptanı. kaptanı. Bonucci konuşmaya gerek yok. Böyle Çağlar Atletico Madrid. Şimdi Gengiz. kulüp başkanıyım. Böyle bir kadroya sahibim. Öyle değil mi? Evet. Şimdi Kaliteli bir kadro sahibim. Diyorum ki 3 senedir beyler 3 senede en çok puan toplayan biziz. Ya oradan bir demez mi? başkanım kaç şampiyonun var? Sıfır. Evet. E Unut başkan. başkan derim ya. Unut bırak orayı boş ver. başkan, başkan koparttık bu Bırak istat onu yani bırak. istatistik seni şampiyon Neyi yapmıyor. Yapacağım. Ne zaman anlayacaksın sen bunu? Sen 100 golle şampiyon olamayınca ne diyeceksin ya? Ben 100 golle rekor mu kırdım diyeceksin. Ya hiç utanmanız yok mu sizin ya? Bırakın abi bu takım iyi gidiyor. Bu takım şampiyonluğa giderken siz niye engel oluyorsunuz? Sen niye Samsun'a içeride puan kaybedip takım hocasını normalleştiriyorsun? Normal değil, değil, değil. Sen şampiyonla Galatasaray Sağ evet. sol beki yok. Endombelerinin kaç kilo olduğu belli değil. Sağ sol Barış Alper olmasa Joker gibi her yerde dolaştırıyor. E bu şapkadan tavşan çıkartıyor tek başına orada Okan Hoca. Ha? Ne diyelim biz? Ne Demezler mi kardeşim? De, tabii, Nasıl olacak bu işte ya, yani? Sorgulanırsın, sorgulanma, sorgulanmaman kadar doğal bir şey yok. Dışarı Bırakın birazcık... açıklamalarını verelim abi. Tabi açıklamalarını üzerine puan, konuşalım. Bir, kaç yok, yok, pon, kaç puan bon bon kaybetmiş? Eden. Kaç puan bon kaybetmiş Galatasaray? Sıfır. Onu Sıfır sonuçta. içeride kaybetmiş. Evet. Şimdi sen nasıl normalleştiriyorsun? Kendi kalende evet. düşünsene kale yapmışız, savaş var. Evet. Bir o kale bu kale. E, bizim kaleye sürekli bombalıyorlar. Sızıntı, sızıntı var. atıyorlar ya. Evet. Oraya ne gelmiyor. mu biliyor Ya bu savaşta bu bombalar normal mi diyeceksin evet. ya? Evet. Aynı şey. Engellemen lazım o bombayı. Evet. Evet. Sen halen diyorsun ki bu savaşta bu bombanın bize o, gelmesi normal diyorsun. Duvarlar deliniyor. Hocam, açıklar oluşuyor. akıl tutulması mı yaşıyorsun? Veya artık gitti mi? Gözünü sevdiğim sen yıllarca bu camiada top oynadın. Bu bu camianın öz evladısın. Ne yapıyorsun ya? Nasıl normal abi sen Samsun ligin en Hocam altındaki. Bodrum Katındaki golle şampiyon olduğunu aç açalım bakalım Fenerbahçe Kadıköy'ü hale getirmiş. Ya biz 100 gol atmadık. <laughs> Bana gel. Mustafa Denizli ile biz 17-17 yaptık. Belki de Fenerbahçe tarihin deplasmanda en çok puan kaybeden takımıydı. E şampiyon Ama içeride hmm. bir tane kaybetmedik. Bir puan bile yok. Bir puan bile yani bir beraberlik bile yok. 3 0 4 3ten çeviren biziz. Hadi i̇çeride dur. kalemizi evet. vermedik biz. Evet. Sen kaleyi vermişsin ya açmışsın kapıyı. Gelin girin diyorsun ya. Normal diyorsun. Bizim kaleye siz girebilirsin diyorsun. Ve bunu normal diyorsun. diyorsun. Normal diyorsun. Şöyle anlarım. Şöyle anlarım. Galatasaray'da içeride çok puan kaybeder. Lig böyle bir yarış olur. Yani Fenerbahçe'de kaybeder. Galatasaray'da kaybeder. Bunu normalleştirmesini hocanın bir noktada anlayabilirim. Ya rakibin direkt olarak senin rakibin bir puan kaybetmemiş zaten kendi sahasında. Sen nasıl normalleştirebiliyorsun içerideki puan kaybını? Beyler ben, ben, bugün Fenerbahçe'yi konuşuyorum. Galatasaraylara buradan sesleniyorum. Öyle gelip chatte de dalga geçmesin. Size tek bir şey söyleyeceğim. Ben ben kırmızı kart dedim mi? Evet. Dedim. Bitti. Ben Fenerbahçe şikayet attı değilim. Gidin başka bir yere şikayet edin. Federasyon da değilim. Kırmızı kart. Ağlamak yok. Bana diyorsunuz ya ağlamak yok. O zaman siz de ağlamayacaksınız. Ya bu işi dürüst yapacağız. Yaşımıza başımıza göre. Kırmızı kart diyorum ben. Ben kırmızı kart diyorum. Mi Penaltıya ben? gelirse size dedim yok, ki zamanında. Bak bence penaltı. Size ben, bence de penaltı. Size dedim ki burada bu programda dedim ki sızlama işlerine girer girerseniz yarın sizi de bulur dedim. Bak aynısı fener olur, şunu olur. Ağlamak yok dedim. Tadiç ağlamak yok. Bakalım. Pe ben kırmızı kart diyorum. Vermedi kim. Ne yapayım ben gideyim federasyonu Galatasaraylar için ben mi basayım abi. Gidin fener yürüş yapın abi. Zaten Erdem Erden Erd Timur şimdi açıklama var başkanınızda. O işleri yok, zaten iyi yapıyorsunuz. Olur, şu an gelmez puan kaybı oldu. Puan kaybı için kazansın. Ben gire <yine> gelir ama. <laughs> Gelebilir. Gele gelir yani. gele gelir, gelir. Açıkçası, gelir. açıkçası gelir. Öyle bir cümlelere yok. başlamak zor. Kolay bir gol yedik. Sebepsiz yere geriye düştük. İkinci yarı maçı çevirebileceğimizi düşündük. Bunu biliyorduk. Bunu da yaptık ve öne geçtik. Ben de yok. Bazı ben şeyleri dinledim. daha iyi yapmalıyız. Analiz edip doğruya çevirmek lazım. Şampiyon olmak istiyorsak Alanya Spor'a puan kaybetmemeliyiz. Yanlış bir şey varsa, işler Hı. doğru gitmiyorsa, asıl yüzünüzü göstermeniz gerekiyor. Göstersin bu anlamda da. liderlerin öne çıkması gerekiyor. Hı. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Takım olarak sağ içinde ve sağ dışında sorumluluk almalıyız. Hep birlikte kalabilmek için <laughs> bu sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Her şeyden daha çok beraber hareket ederek şampiyonluğu elde edebileceğimizi düşünüyorum demiş. Dušan Tadić. Yani ciddi bir ee, eleştiri de var aslında bu açıklamaların için. Yani bir kendinize gelin konuşması olarak algılıyorum tadici nin. Ya ben Yaptım şu konuşmayı. ben bu, bu konuşmadan şunu anlıyorum. Bu takımın hocası yok anlıyorum. Yok yani. Oyuncular kendi başına bu takımı şampiyon yapmaya çalışıyor anlıyorum. Ben böyle anladım. Benim Türkçe'm buraya kadar yetiyor. Neden Ta öyle anladın abi? Abi şimdi adam diyor ki biz tek başımayız diyor ya. Ben diyor her şeyi ben yapıyorum diyor. Ben deniyorum diyor. O deniyor diyor. Ha bu takımın hocası yok mu ya? Yani oyuncu bu bir teknik Tabi... direktör açıklaması. Evet. Şu yani yaptığı. şimdi bunun resmi çıkar. Dursun Hocanın... sil, İsmail Kartal yaz. İsmail Kartal'ın Kartal resmini koy. Bu hoca açıklaması. Hoca açıklaması. Bu, evet. Şimdi ama İsmail Kartal'ın açıklaması gelecek. Biraz ben daha geleceğim. bilmiyorum. Biraz ama gelecek. tahmin ediyorum. Birazdan gelecek. Tamam mı? Ne diyor? Puan kaybedemezsin diyor. Evet. Şimdi en büyük sıkıntı nerede biliyor musun? Hocanın açıklamasını, oyuncunun açıklaması Zıt. çelişiyorsa, zıtsa o zaman orada bir problem vardır. Bunu anlayan zaten şampiyon oluyor. Evet. Bunu analiz edip bunu söyleyen zaten doğru yorum yapıyor. Ya da bunu düzelten. Düzeltersen ki artık geçtiyse çünkü bağlar koptuysa şimdi kenti sen nasıl bir daha şimdi kent Çok beyin merak ediyorum. Bak, yarın Fenerbahçe listeye kimi yazmayacak? Kentte sence beyin ölümü beyin ölümü gerçekleşmiş gerçekleşmişti. Gerçekleşmişti. Nasıl onu bir daha toparlayacağız ki dualarla falan? Yani hoca bir gün attı, elinde açtı, dua etti. İnşallah kent iş yapar. E sonra abi olacak. sen adamı bak kent karakter olarak hocaya bozgun diyor. Oynamaz değil. Bence yine elinden geleni yaptı. Yok, iyi işler yaptı girdik. Acayip paslar çıkarttı falan filan da ama kentin oyun oynamaması, oyun Maç şeyi eksik. Ben bunu evet. hep anlattım. Evet. Sen Abi, şimdi bir oyuncuyu anla, oynatma. Haftalarca. 40, 40 maç. Kaç ma veya... en son maçını söyleyeyim mi? Söyle. Ta tahmin edebilir 40 misin? maç vardır. Norşeland maçı 6 Avrupa maçı. ile birlikte 40 maç. Norşeland. 40, tamam. Yok, 40 değil canım. 40 değil de. Tamam. E, 15'ten fazla yani. 20'ye... 15'ten fazladır. Norşeland deplasman de işte. beraber. Deplas Her şey için. Kupa Türkiye Mupa, Kupa, Kupa kupası hepsi için. Türkiye kupasında da görmedim ben. Norşeland maçı. Tamam. 20 maç diyelim. 15, 15 maç yapar mı? 20 maç oynatmıyorsun. Ya, 3-4 aydır. Şimdi ben, ben kentim. Sen de benim pozisyonumda oynayan Cengiz ve İrfan'sın. Ben 20 maç oynamıyorum. Sen Hadi 20 maç hepsini oynuyorsun. Şimdi ben 20 maç sonra gelip ne yapabilirim sence? Hiç ya hiçbir şey yapamam abi. Ya, ya hani kısmet yani. Ya Messi de yapamaz. Yapamaz tabii canım. Anladın mı? Çünkü oyuna uzak bir kere. Evet. Oyun temposuna evet. yani nefesi kesilir. 5 dakika bile oynamamış. Anladın mı istediğimi? Şimdi bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir kadro düzenleme ve bir şey söyleyeceğim. Benim kafayı yiyeceğim ben. ben Fenerbahçe'nin kadrosu yanlış mı bende? Bana diyorlar ki, ben tweet atıyorum. Bak. Çıldıracağım ya tweet atıyorum. Diyorum ki ikinci bölge By sıkıntı. Oldu. Hemen müdahale lazım diyorlar. Ne diyorlar biliyor musun bana? Kim alacak oyna diyorlar. Hü! Be! Bizde oyuncu mu kalmadı? Ben oyuncu da değiştirin demiyorum bu arada. E niye tuttunuz Aysu? Birincini... E tut göndermeseydin Crespo'yu. Göndermeseydin Lincoln'u. Emre Mor'u. Göndermeseydin Emre Mor'u o zaman. Ben mi gönderdim? Göndermeseydin Şimdi, abi o zaman. için ben beğeniyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Bana sadece şunu açıklayın. Bana bir şey açıklayın. Bana yardımcı olun. Ceko Santrafor. Doğru mu? Hı hı. İkinci Santrafor kim? Batshuayi ki bence beklediğimden fazla katkı verdi. Ben her zaman Fenerbahçe'de iyi oynar dedim. Hep beğenip hep desteklediğim hı -hı. bir oyuncu. Ama yedek kalır mı kalmaz mı bir şüphemiz vardı. Bence çok da fazla katkı yaptı. Şimdi soruyorum size. Ben size soruyorum. Umut Nair mi dahi topçu Serdar Dursun mu? Umut Nair bence. Hı, ben bir saniye düşünmem. Tamam. Şimdi Umut Nair istedi, ayrılmak istedi. Ayrılmak istedi. Tamam. Oynamak için, milli takıma gelmek için. Aynen öyle. Çıktı 4'te 4 attı Pendik'te. Evet. Ben de sırtladı. Serdar Dursun Karagümrük'te Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna bir taş koydu. Evet. hem de oynamıyor. Ama çok iyi Fenerli. Ama çok iyi Fenerli diye çok geri iyi penerli alıyorsun. 3 tane aynı santraforum var. Baba <laughs> soruyorum size. Bu maçı çözecek Serdar Dursun mu çözecek bu maçı? Turbin'deydi zaten. Hayır, oynası da. Yani hep üç tane aynı santrfor olur mu? Bunu da hoca aldı. Evet. Hangi zinetle? Senin kontrol atan oyuncu kim? King sakat. Bir tane Fenerbahçe'nin ya çabuk oyuncu Bana kalmadı. şunu söyleyin, bırakacağım futbol. Bana bir tane Avrupa istiyorsanız Peru Ligi, istiyorsanız Etiyopya Ligi. Bana bir tane takımın <laughs> 20 kişilik kadrosunda bir tane hızlı kontrole çıkacak bir tane oyuncu olmayan bir kadro sayın bana. Günümüzün futbolunda 2024 yılındayız. Ki Fenerbahçe'nin vardı bu oyuncuları. Sen dün Leverkusen Bayern Münih'i seyrettin mi? Bir tane yavaş oyuncu söyle bana. Yok. Ha? Yok. Abi hepsi fişek. Yok. Ben Fenerbahçe'nin dilimde kuruluş tempo değil. düşük. İsmail düşük. Şimanski düşük. Temposu düşük. Süratli Fenerbahçe'de iki tane oyuncu var onlar da defansta. Olsaysam öyle Ceydin. Ligin ben belki şey. en hızlı oyuncusu. Şimdi Ceko ağır. Tadiç şey Tadiç ağır. İrfan Cengiz ağır. Ayakları. Yani, Ay yani şey. Cengiz biraz daha çabuk ama. Ya, ama defans arkasından evet. sarkabilecek Sarkmaz. oyuncu. O ayağında top. Maçı evet. ayar. Evet. Hepsinden daha evet. dursun alıyorsun. E, şimdi şimdi ben bunu nasıl tepki vereceğim? kenti göndereceksin. Belki de King'i kent full fulleli oyuncu. Emre Mor'u Emre Mor oyuncu. King full fulleli oyuncu. E, hiçbiri kalmadı elinde King de sakat. Baba biz kimle yani diyelim ki rakip geliyor. Şimdi yarın büyük bir... Diyelim ki bu maç 2-1'di. Dakika 85 oldu. Yemedin golü. Evet. Rakip gelecek. Arkada boş olan yakaladı. Kimle gideceksin? Hadi diyelim ki bir şekilde bir puan, 2 puan. Böyle gittik. Galatasaray'a yenersen şampiyonsun. Galatasaray bir ki. Galatasaray senin üzerine gelmeyecek mi sanıyorsun? Gelecek. gelecek. Sen boşluk bulacaksın. Kim at gidecek? Bu Ceko mu gidecek? Bugün Ceko'ya zaten olduğu yerden atlar gidemiyor. Ceko gidemez. Öyle hayatım Yok canım, öyle gidemez. bir oyuncu değil çünkü. Hı? Sen nasıl senin nasıl bir kadro yapılanması, planlaması nasıl planlaması, değil. nasıl mühendisliği, nasıl mühendisliği, nasıl sen hızlı oyuncu düşünüyorsun? Santrafor hızlı alamıyor musun? Serdar Dursun'u hangi akılla geri alıyorsun? İyi Fenerli. Tamam o zaman ben de iyi Fenerliyim. Ben de iyi Fenerliyim abi. <laughs> Bana da verin para. Ben de geleyim oturayım orada. Ha? Oturacağım ben kulübede. Ne güzel içmiş bu ya. İsmail karşılaştırmalarını verelim. Ver. Bakalım neler söylemiş İsmail Hocam maçın ardından. E, şu anda ekrana geldi. Maçı kazanmayı çok istiyorduk. İyi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar çok coşkulu ve istekliydi. Fakat iki kere kalemize geldiler ve ikisi de gol oldu. 2 bir öne geçtik. Orada oyunun temposunu düşürmeliydik. Bu bir puan maçı. Şampiyonluğa oynuyoruz. 3 ve 4'ü atmak için oynamalıyız ama çok erken gol yedik. Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı. Rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Ben kabul etmiyorum bu Rakip de oynadı. Ya rakip seni dövdü hocam. Dayak yediniz bugün Kadıköy'de. Rakibin kaleci hocası senin Bonucci'yi tartakladı. Sen neredesin ya? Ne anlatıyorsun sen bana? Masal anlatıyorsunuz. Bırakın kardeşim. 9 senedir bu camia şampiyon olamıyor. Her yerde Fenerbahçe en büyük camia diyor. Nasıl büyük camia ya kardeşim? Şampiyon olamıyorsun hocam. Sen ne anlatıyorsun bana? Ne 3'ü 4'ü. Sen 3'ü 4'ü atmak için bir oynan atmadın ki. Beni kandıramazsın sen. Sen futbolu demek o... istiyor hoca sence buraya. Ya birden... kandırıyor, kandırıyor. Iki Günü kurtarıyor. 2-1'den sonra 2-1'den sonra Fenerbahçe şöyle bir oyun mu oynadı yani? 2-1'den sonra... Hiç, hiç oynamadı. Hayır 2-1 oldu sanki aradan zaten 3 dakika geçti. Kandırıyor ya. Ya bir şey ya soruyorum senin tad için, senin futbolcun senden teknik ve taktik daha iyi açıklamayı yapıyorsa senin sana ne ihtiyacımız var diye soruyorum. Bana birisi söylesin ihtiyacımız var mı? Ben soruyorum Fenerbahçe. İsmail Kartal'a bizim şampiyon olmamız için ihtiyacımız var mı? Bu soruyu ilk defa soruyorum Bence ben. olmalı hoca olarak. Ki birinin olması lazım çünkü. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de şampiyon olmamız için bizim İsmail Kartal'a ihtiyacımız var mı yok mu diye soruyorum. Tad için bu açıklamasından sonra soruyorum ya bu soru bu çok basit bir soru. Anket yapalım bana so rica ediyorum söylesene var mı yok mu? Hocaya var olduğumuzu biliyorum. İsmail Hoca'ya ihtiyacımız var mı? Ya burada İsmail Sorunda Hoca başlıyor zaten. Baba İsmail Hoca yakması lazım bugün ya. Puan gitmiş. Bizim belki şampiyonluğumuz gitmiş. Farkında değil bu. Anlatabiliyor muyum Berkay? Ben anlıyorum canım çok iyi anlıyorum. <laughs> Hayır oyuncuya da saldırabilir. Gözünü Hı. sevdiğimin sürekli boğazlı kazak beyefendi duruştu. Olmuyor şampiyonluk. Yırtın, bağır, çağır. Adamlar dövmüş. Adamlar her yerde 10 kişi bize basmış. Kalecisi kalkmamış. Senin eski Fenerbahçeli kalecin bu. Sen de iyi tanıyorsun bu kaleciyi. Kalkmamış yerden. Bütün oyunlar Fenerbahçe. Sen Tam ne zaman düşünceksin? Ne Tam zaman tersine uyanacaksın? Tersine düşünelim? Diyelim uyuru ki, ki hoca, diyelim ki, diyelim ki. Bakın arkadaşlar, şöyle bir maç oynanmış olsun. Bak şu şekilde bir maç oynanmış olsun. Bugünkü maçın aynısı oynanmış olsun. Rams Park'ta oynanmış olsun. Evet. Okan Burun açıklamalarını bir düşünelim bakalım. Yakar ortalığı. <laughs> Yakar yıkar ya. Ve hocayı kabul etmiyorum ben. Yanlış açıklama bu. Kırmızı kart var hocam. 10 kişisin sen. Sen orayı kaçırıyorsun. Evet. Tadiç'in olayı kırmızı kart. Sen onu kaçırıyorsun bir Burası de. Bunu söylemene ben... gerek yok. Ya yani basın önünde söylemene gerek yok. Söylemek zorunda değilsin. Hayır ama oraya o, onu 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 baz alarak açıklama yapma evet. lazım. Nasıl bir rahat açıklama bu ya? Öne geçtik falan. Ya sanki maçın ligin 3. haftası. Çok ha. üzüldük. Özür dileriz. Ee okey Devam o zaman ya. Ligin 3. Yani. haftası da yapmama lazım, lazım senin bunu. zaten de. Sen Fenerbahçe'nin hocasısın. Sen Rize, Sivas, Ankara gücün hocası değilsin. Orası bitti. Fenerbahçe'ye geldin. Senin önünde 200 milyon doların üzerinde bir takım var. Sen nasıl bu taşları bu kadar yanlış kullanırsın ya? Böyle bir taş kullanma mı var ya? Ya Ceko'yu hangi ziynetle çıkartırsın sana? Gol lazım hocam. Bir de utanmadan diyorsun ki 3'te 4'ü. Lan 3'te 4'ü nasıl bulacaksın sen silahını çıkartıyorsun? 2-1'den sonra diyor onu. Ya Hı. fark etmez. 2-2'den sonra 3'ü nasıl Hı. bulacak soruyorum sana. Tabii canım 2-2'den sonra 3'ü nasıl bulacak? Hay sen, çift o... santrafara dönüp sonra bir tanesini kırmak ne demek ya? Ve gol atanı. Daha öbür sınıf gol atması lazım. Bir tanesi atmış hazır. Yani hangi zihniyetle? Bana bir anlatsınlar. Öyle bir dünya yok. Açıklama yanlış. İsmail Hoca tamam mı? Tamamen kontrolü kaybediyor. Tamamen maç böyle sıkıştı anda İsmail Hoca panikliyor. Gollerde sevincinden ben anlıyorum zaten. O reak artık çok Anladın güzel. Anladın mı yani? Süper bir şey söyledi. Orada anlıyorum ben. Orada İkinci bir bo boşalma geldi. yaşıyor. Jack Anladın mı? Allah'ım diyor. Ama Allah'la olmak olacak bak, iş değil. Abi bak Jack Allah, a, onun, Allah a anlatayım söylediğini. Bak, o golü. onu hemen oraya anlat. Allah'a inanıyoruz. Hepimiz Ama Allah'a... Hep Allah'ım beni şampiyon yapmakla Allah şampiyon yapmıyor. Sen Allah için bir şey yapman lazım. Yani sen, sen o emeği yani bu şey değil. 7/24 samandırda kalmak değil. Sen Bununla ilgili çok güzel bir söz var. Şu onu söyleyeyim tam senin söylediğinle alakalı. Yani sen her şeyi yapacaksın. Her, her şeyi elinden gelen her, şey. her şeyi yapacaksın. Çalışacaksın. Her şeyi Sonra yapacaksın. Allah diyeceksin. Sonra tevekkül edeceksin. Allah'ım diyeceksin Bitti. sen bana yardım et. Ama her şeyi yapmadan işte yardım isteyince olmuyor. Olmuyor. İkinci golü attı Fenerbahçe Edincekoğlu'la. Evet. Yönetmen kenarı kesti yani Fenerbahçe teknik heyeti kesti. İsmail hocanın sevinci tabii ki çok haklı çok normal ee, ama ben şöyle bir sevinç göğü gibi gördüm ona sanki 37. haftada bir şampiyonluk maçı reaksiyonu verdi İsmail Kartal çünkü hoca da hissediyor yani o sinir, stres, gerilim, o sıkışmışlığı hoca da hissettiği için o tepkiyi veriyor. Sinirden yani. unutuyorum aklıma geliyor seyircilerime, seyircilerimize destekleri için Allah razı olsun Allah sağ razı olun, olsun helal edin. tek bir şey söyleyeceğim. Sonra da bir şey söylemeyeceğim. İsmail Hoca konusunu kapatacağım. Ben İsmail Kartal düşmanı da değilim. Fanı da değilim. Ben Fenerbahçe fanıyım abi tamam mı? Ben benim benim için Fenerbahçe. Oynuyorum. Fenerbahçe şampiyon olsun. Kim yapıyor beni hiç Anladım ama ben bir kapasite görmezsen, bir eksik görürsem beni hiçbir Allah'ın kulu engel olmaz. Ben söyleyeceğim söylemeyeceğim. Soruyorum size. Fenerbahçe içeride oynuyor. Birinci atla. Üçüncü bölge. Çağlar, Çağlar'la üçüncü bölge Ceko. Uçtaki oyuncumuzun arasında 75 metre fark var. 75 mesafe, var, mesafe yani. var. Yani uzaklık açısından. Şimdi size soruyorum. Açın. Sadece şunu çok iyi dinleyin abi. Ondan sonra anlayacaksınız benim İsmail Kartal'la demek istediğim kapasite teknik direktör. Yani her polisans... yani Pro lisansın benim var diye ben Manchester United'de hoca olabilir miyim? Olamaz. Hı? Bunun için bir emek değil mi? Bir, evet. bir CV lazım. Evet. Şimdiki siz herkesi işe alır mısınız? Bir bakarsınız abi ne yazıyor dedim mi? burada. Ne iş yapmış? Heh, soruyorum şimdi. Ferdi topla geri koşuyor. Antalya Spor pres yapıyor. Alanya Spor. Şey Alanya Spor. Pres yapıyor. Yanında Ciku, Çağlar var. Sa terste de Merkezli Merkezde var. var. bir de. Merkezde Kurnic var. Birazcık geride o topu, topu bekliyor orada. Alanya'nın birinci golü bu. Ferdi hata yapıyor ferdi yazar. Ama futbolun içinde bu var. Bak şimdi. Ondan sonra çıkış anında veya top kaptırdığımız için alanyanın oyunu başlıyor ve biz Kadıköy'de 4'e 3 yakalanıyoruz. Şimdi bir öteye gideceğim. Pozisyonu çok izleyin. Bir açısı var. Bak. Tam vuruş anı. Kenar pilot kameradan. Topu Şeyden kaybedip tam atağa kalktığında size şunu anlatmak istiyorum. Kuruniç var. Orta sahada 3 tane daha alanyalı var. Yani Kurunç'a e en yakın Fenerli, ilerideki Fenerli en az 45 metrede. Heh? 45 metrede Kadıköy. İsmail. Kadıköy'de oynuyoruz. Biz tenis mi oynuyoruz? Biz ne oynuyoruz baba? Burası plaj futbolu mu? Kadıköy'de sen, Alanya senden korkması gerekirken, Alanya sana nasıl 7 kişi geliyor? Orta sahayla birlikte bizim alanımızda 4-3 içeride Ferdi Kurunç. 5 Fenerli var, 7 Alanyalı var. Bana bunun izahını yap İsmail Hoca. Bırak sen 3'ü 4'ü bulmayı. Alanya Spor nasıl böyle bir cesur futbol oynuyor ve sen oynayabiliyor, sen nasıl, sen nasıl cezalandıramıyorsun? Senin 200 milyon dolarlık takımın var. Sen bunu nasıl dışarıda Baba bunlar geliyor. Çevir bakayım sete nasıl geliyorlar. Ver kurun topu. Evet. Kurun içi sen aldın, ben almadım. Evet. Kurun içi iyi topçu, kötü topçu onu evet. sen bileceksin. Evet. İsmail yaklaşsın. İsmail yaklaşsın, Ceko'yla şeyi çağır, buradaki işte hattı sıkıştırsın. Bir kere biz çıktığımızda sen it bakayım orta sahaya Çağlar'la şeyi. Hadi gelsinler sana 7 kişi. Nasıl geliyor? Bu kadar zor değil futbol ya. Burası Türkiye Ligi. Sen neyin satrançını oynuyorsun bana? Ne anlatıyorsun yok, hocam? Ben, Hiçbir geçerliliği yok. yok. Sen gol anında ilk golü Kadıköy'de 7'ye 4, 7'ye 4 kalabilirsin. Tehlikeli bölgede de 4'e 3 nasıl yakalanıyoruz biz Alanya Spor'a karşı? Bu şimdi şey söyleyeceğim. Adımın, adımın. Sen Spora böyle yakalanıyorsan biz bir, Rams Park'e hiç gitmeyin. Kaptırırsın çünkü. Yok biz ya. Benim benim birazdan ya birazcık biliyorsun yani burada e, bu hmm. söylediğin şeyi bence Fenerbahçe teknik heyeti analiz edemiyor. Eminim yani. Edemiyor, edemiyor tabii ki. Çünkü sen sonrasında da edemiyor. Söylüyorum ama. yine ben hayatımda kimseyi küçümsemedim. Hayatımda da küçümsemem. Çünkü ben çok büyük bir insan değilim anladın mı? Büyük bir insan olsam da İş yapma. Ben de köyde büyümüş. Normal herkes gibi etten buttan bir insanım. Soruyorum kardeşim. Soruyorum Fenerbahçe şey, tarihini soruyorum. Açın. Bu başkanın vizyonu soruyorum. Başkan buraya nasıl geldi? Kandırdı o zaman bizi bu. Vizyon dedi. Senin vizyonun Tokatspor'un kalecisini almaksak sen gelme. Kaleci hocası. Kaleci hocası. Sen Tokatspor'un kaleci hocasını alamazsın. Şöyle alırsın. Tokatspor'da bir çıkış kadar bir önemli bir şey olur ve atıyorum 30-31 yaşında olur. Hı, hı Kariyerin başında olur ve çok İleride Michael Craft ne bileyim başka kaleci hocası falan gibi olur tamam mı? Tokat Tokatspor 2B Ligi ben oynadım o ligde ya. Ya ligin kalitesini son, biliyorum ben. Ben Turku Spor'da oynadım. 2000, Bana sorsana. Aç bir telefon aç. E aç Aç başkan çalışmış. sana söylüyorum seni çok ben destekledim Değişti he? bu arada. Değişti de kovulmadı. Başka pozisyon alındı. E, Terfi etmiş. İsmailcan'ın yanına geçmiş. Şimdi yani. ne oldu? Yardımcı hoca oldu. Zaten o ayrı bir skandal. Oraya ben söylemiyorum ki. insanlar ne duruma düştüğümüzü, neyi koladığımızı bilmesinler. Sen sen Nasıl Tokat Spor'un kaleci özürsün? Senin kalecin zaten Dünya Kupası oynayan kaleci. Sen Liverpool'u çalmışsın. Bunu kim çalıştırıyor? 2 bey hocası. Ya bir şey söyleyeceğim. Her gün dua etsek, her gün namaz kılıp istesek olmaz böyle bir şey ya. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl nasıl bir puzzle abi bu? Çözemiyorsun değil mi? He? Çözemiyorsun Se senin 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 doktorun kovulmuş. Beşiktaş'a gitmiş, kovulmuş. Sen 10 sene sonra geri alıyorsun. Serdar Dursun gidiyor, geri alıyorsun. İsmail Kartal gidiyor, geri ve bunları, alıyorsun. Bunları, ve bunları Hayır bak olay olayı bir ötesine geleceğim. Bu sene başkan bırakıyor diyecekler. Az Yıldırım geri gelsin diyorlar. Yeter be kardeşim artık ya. <laughs> Yeter artık bu Fenerbahçe'nin ne biçim bir döngün içinde ya? <laughs> Niye biz yenilik aramıyoruz? Niye yeni bir şeyler denemiyoruz? Niye Perre Ersun Yenal hep şey, Erol But oradan diyor ki ben yine gelirim. Nereden, ya gelirsin tabii ya herkes, geliyor, şey, ya herkes, sen herkes gelirsin. geliyor sen de gelirsin. sen de gelirsin. Çok güzel bir şey söyledin. Neymiş hani, bu kardeşim bırakın ya artık mi? ya. Abi. Böyle Şimdi, kulüp Serdar dursun. Ben soruyorum Ali Koç'a. Çıksın. Galatasaray Başkanı falan bıraksın ya. Bir şey soruyorum ya. Çıksın. Gol golü de bıraksın. Desin ki bana vizyonundan bahsetsin. Ya geçti o işte. Vizyonu neymiş abi? Tokatspor'un kaleci hocasını almak mı? Geçin. İsmail Kartal'ı kim yönetecek? İsmail Kartal zaten tek başına tam dilde. Tam olsa zaten adam her sene o, takım çalıştırır. Yani ya bir şey söyleyeceğim. 30 senedir hoca İlan Palut bile düzenli hoca çalıştırıyor. Şey takım çalıştırıyor. Çağdaş bile bak Çağdaş atan bile. Bence İsmail hoca'dan 5 gömlek daha iyi hoca ya. Daha hoca karelik başında şey olarak cesaret olarak en azından ne oynatmak istediğini biliyorsun. Bu takım bugün ne oynatmak istedi hocaya? Bana bir söyleyin abi. Pasta mı çıkmak istedi? Kurun içi biz niye aldık? Kurun içi kullanmıyoruz. Biz ne yapmaya çalıştık? İkinci bölge komple bypass. Midfield pressing hiç yok. Rakibe direnci göstermiyoruz. Rakip de akıllı. Ya Peki, Fatih Tekke var. Fatih Tekke Tekke gibi futbolcuydu ya. Bu Türkiye'nin önemli oyuncularından golcülen değil söyledi. mi? Çok da sevdiğim Maçtan hoca. Maçtan önce söyledi. Önde Golcü bu teki golcü. Nasıl ön direkte arka direkte bitir. Evet. Bu adamlar zeki. Bu adam yakalar. Senin en en ufak boşluğunu evet. yakalar. Gol çevir. Çünkü Alanya'nın başka şansı yok. Alanya iki kere geldi iki gol attı. Başka şansı yok zaten hocam. O... Üçüncü gelemez zaten. Hocam. Ne Alanya istiyorsun sen? Kere, Alanya sana kere... sürekli atak mı yapsın istiyorsun? <laughs> bravo. Allah Alanya iki kere ya. geldi gol attı. Hocanın açıklaması. Kafa Alanya iki kere go ya. geldi gol attı. Hocam Alanya kaç kere gelebilir Kadıköy'de zaten? Kaç kere gelecek Alan Yani uzaktan. ne istiyorsun zaten sen 6 kere geliyorsa 6 kere geliyorsa he. onu ayrıca sorgulayalım. Yani 7 kere geliyorsa onu ayrı zaten 2 kere gelecek, 3 kere gelecek. Bu arada 2 kere gelmedi. Onu da söyleyelim. Daha fazla geldi yani. O 2-2 iken karşılaşma son topları yapsa Oğuz Aydın. Burak kardeşimiz bir şey yapmış bak. Oku çok güzel bir şey. Desteği için de sağ, olsun. sağ olsun. bir olay, olsun. Mistik, abi, Bence tek, mistik bir olay yaşanmıyor yaşamıyor ama mistik bir olay yaşıyor. Doğru söylüyor. burada mistik olay ne biliyor musun? Söyleyeyim okuyayım mı? İsmail Kartal. Burak Emiralioğlu demiş başka ki başka bir mistik yok. Mistik bir olay yaşanıyor. 3 saha maçlarında 9 puan kaybının başka bir açıklaması olamaz. Ben buna katılmıyorum. Sen katılıyor olabilirsin abi ama Ben katılıyorum e, ya. Ben katılmıyorum. Mistik olay işte İsmail Kartal mistik. <laughs> mistik abi. Anlatma sezon başından beri. Sezon başında Fenerbahçe herkesi yeniyordu ya herkesi. He? Nerede o, o, o ama skor şey... yorumcuları nerede? Çıksınlar şimdi. Adamlarsa şimdi çıkıp konuşacaklar. Şimdi İsmail Kartal'a sallamayacaklar ama. Yok, sallayacaklar. Sallamayacak. Öyle bir şey yok. Öyle o zaman şeyler. skor. öyleler. O zaman bunlar skor yorumcusu. Öyle. Yıllardır o zaman çıkıp ben, ben fena Bilmiyor diyeyim. musun? Tanımıyor Adam, musun? Lan böyle bir şey mi olur? Sen iyi giderken de söyleyeceksin. İyi gittiğinde kötü bir şey görürsen söyleyeceksin. Şimdi ben, herkes nerede? sallar. Nerede? İsmail Kartal'ı şimdi sallamayacaksın. Şimdi diyeceksiniz eğer varsa o yüreğiniz. İsmail Kartal adamdır. Doğru oyun oynattı diyeceksiniz. Çünkü Öyle aynı şeyi oynatıyor. Yok ya. Çünkü hoca zaten aynı şeyi oynatıyor yani. Böyle, böyle bir şey mi var? İsmail Hoca kazanınca 5-6, 6 atıyor, 7 atıyor İsmail Hoca. 2-2 kalınca oyuncular ha? E bu oyuncular 7 atmıyor muydu? E, ya yani. bu oyunculara sallanır mı ya? Bu oyuncular zaten... Tarihin en önemli oyuncularından biri yerlerini getirmişsin hepsini. Bunları çalıştıramamak hocanın kabahatı benim değil ki. Tabii ki canım. Ve ben artık yoruldum zorunda... ya. İnsanlar bana yalvarıyor. Abi artık ne oldu? Ya ben Fenerbahçe şikayet etti değilim ya. Çok güzel bir şey söylemiş bir seyircimiz yorum yapmış ee, chatte gördüm yorumlarınızı yazın bu arada yavaş yavaş okumaya başlayacağız son dakika serbest vuruşu kısa kullandığımızı gördünüz mü bunları futbolculara kim söylüyor bak Fenerbahçe'deki organizasyonsuzluğu mükemmel anlatmışsınız yorumla sağ olun var olun ya Fenerbahçe 90 artı 7'de 90 artı 7'de serbest vuruş kazanmış son top bitiyor değil mi maç Hı. son top ya abi kafayı yiyeceğim Fenerbahçe bunu kısa kullandı. Evet. Şimanski ile buluşuş Belli ki çalışılmamış Şimanski ne yapacağını şaşırdı çünkü topa yayan alınca. Sana anlattığım bir, bir tayfa var yani bir ziynet bak. Halk müziği arşivi. Halk müziği arşivi Evet, o artık ar arşivi senden rica ediyorum. Kaldır pop müziğine başka bir şey <laughs> geç. Artık o arşivi unut. Ne yazıyor bak? Bak İsmail Hoca'yı suçlamayın. Evet. İkinci penaltıyı hakemin Allah belasını versin diyor. E Anladım. ben de diyorum ki sana o zaman... Ya. Kırmızı kart olsa ne yapacaksın 10 kişi? Siz, biz hakim hep hakim ya burada hakemlik ne var Allah aşkına hakem yani kimse yanlış anlamasın da hakim seni bir kere kırmızı kart vermeyerek oyunda tutuyor yapmayın Allah aşkına halen İsmail Hoca diyorsunuz bırakın kardeşim ya. ya Bırakın arkadaşlar kardeşim ne İsmail Hoca'sı ya İsmail Hoca neymiş sizin bu İsmail Hoca'nın. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Mençin sizi sizin İsmail Hoca'yı koruduğunuz kadar Pep Guardiola'yı ko korumuyor ya. Ya adamın 35 tane kupası var yazık artık kendinizi bir gidiyormuş 9 he? Gözünün yaşına bakmazlar ya <laughs> bayamın orası. Yüz gol atmışız ya biz orada bakmazlar iki hatayla adamı ipten bay alır. bay olur bay, bay olur orası öyle biz sezon sonunu şampiyonluğu görmeyiz ondan sonra bay bay olur ama hepimiz bay bay oluruz o zaman Tabii yeni sezon geçtik. başlar yok abi bizde yok yani şimdi hoca hocadan bekliyoruz ya hoca da yok yönetimde hiç yok zaten yok yani bir seyircimiz demiş ki mesela süper chatten yazmış yani bence yeni bir hoca yani... Onu, onları geçelim arkadaşlar. Öyle gerçek şeyler değil bunlar yani Fenerbahçe geçin, ee, geçin abi. camiası için. E, Süper chatten yine bir yorum daha var. Adam Venom. bugün kavga, Venom et, kavga etmeye geldi. Kavga. Seyircimiz. Kavga. Kadıköy'de kavga etmeye geldi. Bize dayak atıp gittiler. Demiş ki Venom. E, keşke Jesus ...ya da Vitor Pereira bu kadar şanslı olsaydı o zaman ne olurdu acaba abiler demiş. Yani kadro anlamında söylüyor. Ee, Abi Vitor bu, Pereira Fenerbahçe'nin hocası değil. Unutun unutun. Şey Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde... ...tek bu işi yapabilecek bir tane adam vardı. O da George Jesus'tu. Evet. Bana, benle dalga geçiyorlar. Diyorlar ki ne olur senin George babana Senin dedenin. hocan değil miydi o? Ha? Mesela onu söyleyene diyeceksin ki senin hocan değil miydi? Yani o? bunu bir Galatasaraylı söylesen ya Fenerli o, söylüyor baba. Ya, kafayı yersin ya. Ve ilk yarı Jesus. E şimdi ben de ona diyorum ki kardeşim adam... ...daha kötü kadroyla... Ambargo koydu lige. Ronaldo'yu Ronaldo daha güçlü Al aldı götürdü. Ha? Ne diyeceksin? Orası da bilmem ne lig edemeyeceksin. Geçin kardeşim bu işleri. Ben Cesus kalsın falan da demedim bu arada. Bir karar verildi. Cesus gönderildi. Ama gönderilmesinin sebebi şampiyon olmaması değil. Adamın mahremine girdiler. Soyum adasına girdiler. İşi bilmeyenler girdi. Ama siz hala uyanamıyorsunuz. Ve 9 sene oldu, 10 sene olacak. Siz böyle devam ederseniz Fenerbahçe tarafları kenetlenmezse o eski ya bir şey söyleyeceğim kardeşim, diyorlar. Bugün o stat aşağı inmesi lazımdı ya Bilim yaptıkları. Yine bence fena değildi. Yani durdular yani. ama yine. Samsun maçından Başladılar daha iyiydi ama yani. Başlangıçta durdular. O. gene daha iyiydi. İki, iki, i̇ki şey vardı, iki böyle bir ama tam yüklenemediler. Ya buradan bu şekilde puan vermeyeceksin sen ya. Vermeyeceksin. Vermeyeceksin abi. Bu, bu puan. Ya iki puanı gitti. Şimdi ben size soruyorum abi. Biz ne yapacağız? Galatasaray'ın puan kaybını mı bekleyeceğiz? Bu Artık mu yani? Ya da ha? yeneceksin Galatasaray'ı deplasmanda. Ha? Artık yeneceksin. Nasıl yeneceksin abi? Sen kendi evinde 9 puan kaybetmişsin. İşte gelecek. Deplasman ya o daha yolu. Tamam ben de sonra <laughs> soruyorum ki Fred'siz sen bu oyunu çözemiyorsan. Kurun içini alıyorsun diyorum ben. Kurun çözemez ki Fred'in olmadığını. Al sana kurun iç. Sen kurun bir futbol anlatamıyorsun. Ağzımızda tüy bitti mi seninle kardeşim? Evet, ne okay. dedik sana sezon başından beri? Fenerbahçe bu sistemle oynuyorsa ben sistemine saygı duyuyorum her hocanın. Üçlü oynatan, beşli oynatan, onlu oynatan fark etmez. Bakarım, saygı duyarım. Sonra varsa eleştiririm. Diyorum ki Fenerbahçe bu sistemde orta saha üçlüsünden evet. şampiyon olur diyorum. Evet. Olacaksa öyle olur. Ama senin üçlün yok hocam. Sen üçlüğü, bugün sen üçlüyü, bugün üçlüyü vermişsin orta sahaya. Fred olmayınca olmuyor diyor. Vermiş. Abi ne demek ya? Bu nasıl bir açıklama abi? Nasıl demiyor bir canım hatta? yani o bir şey Tamam ya, yani. Diyor. Hayır yani eni şey. azından demiyor yani. Olay o. Fredsiz biz maç kazanamayacağız mı? Kazanmıştı da son iki maçı. Toparlamıştı ama bugün gene aynı. Bugün e, ne oldu? Etti. Bugün çünkü ne oldu biliyor musun? Bugün hatları kopardı. Bugün 70 me mesafe 70 me metreye dayadı. Alanya'da diri çıktı. Dört kişi pres yapıyor Alanya Kadıköy'de. Kafayı Murat yersin ya. Ki, dört, Burak Emir Mert Hakan ve Ser Serdar Aziz maçın son dakikalarını evet. ayakta izledi. Her hakem kararına itiraz ettiler. Bence çok samimilerdi. Formanın hakkını sonuna kadar veriyorlar demiş. Evet. Devamında da demiş ki stres evet. ne yapalım kendimizi mi keselim artık demiş. Yok hiçbir şey ee... yapmayın. Salın gitsin ben öyle yaptım. Saldım artık ya. Ee, bırakın, demiş ki gibi seyircimiz herkes, Ozan Bey. Herkes, herkes bu futbolu biliyor. Ayağına çekten. top değmemiş bomba diye kaçacak adamlar futbol yorumluyor bu ülkede. Ozan demiş ki. Ve kalkıp. Bilenlere bir de yorumlar. Ben kendim için konuşmuyorum. Genel yani bilenlere de bir de eleştiriyorlar bunlar. Ayrı bir seviye yani bunlarınki. Ozan Hocaoğlu demiş ki e, İsmail Hoca yerine Tuncay Şanlı olsaydı on panın öndeydik demiş. Ya, o olsaydı bu olsaydı da olmuyor tabii yani. O başka bir hikaye. Orada e, başka şeylere bakmak lazım. Ya tebrik bugün ederim. Tebrik ederim. Galatasaray Kulübü'nden açıklama geldi <laughs> az önce, bir dakika önce. Ya sen ne yapıyorsun ya? Kendine Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı, skandal hakem kararıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek. Baskıya boyun rağmen hak eden kazanacak demiş Galatasaray resmi hesabında evet. yaptığı açıklamada. Evet. Ee, Çünkü Sert abi bekliyordu bu açıklamayı. Ee, o yüzden Sen berabere kaldı değil mi gelmeyecek sana. Gelmeyebilir sen dedim. şaşırmışsın herhalde. Ben yanlış yapmışım. Ha? Yanlış yapmışım. Lütfen kendine gel sen de yanlış bak. Yanlış yapmışım. Öyle ben. şey mi olur ya? Daha çok üstüne sen aslında bugün, gelir sen yani. bugün bak bir şey söyleyeceğim. Ben söylüyorum ya kırmızı kart diye. Bence kırmızı kart. Hı, hı. Hakemler değil diyebilir. Bence kırmızı bence kart. Bence penaltı. He? Pozisyon penaltı. Tamam penaltı, Doğru. penaltı bence de penaltı. Barış Alper, Barış Alper penaltı. Ben ona bir şey evet. demiyorum. Ben başka bir şey söylüyorum sana. Kırmızı kart bence. Yani anladın mı yani? Yok hı hı. ayağı altına girmiş, üstünde kalmış. Ayağını bileğine basmışın Kırmam mı gerekiyor? Olmuş. Zaten Tadiç anladı. Tadic, Özür dilemesi ben anladım. Tamam. Olabilir futbol Aç var. sosyal medyayı. Sen aslında izlerken başka, bir şey söyledin izlerken. Dedin ki Tadiç yaptığı faulü daha sonra ay oyuncuya gitti. Alanyalılar hakemin üstünde. Ya bir tane fenerli oyuncu gelmez Kimse mi gelmedi yanına isteğe. ya? Bir, bir tane. tane ya. Ha? Bir tane ya. Bir tane. Hoca oradan seyrediyor. Oyuncun Yanındakiler oradan, işte. oradan seyrediyor. Tokak sporlular falan. Hepsi orada. Tek başına bıraktılar bir gün Tadiç'i. Tadiç'in aslında açıklaması o. Tabii. Tek aslında başına biraz oradan. Karakter koymamız lazım evet. diyor. Fenerbahçe bugün karakter koyamadı. Hoca onu kaçırıyor. Tabii. Yüzde Anladın uzak. mı? Hoca boş işler kovalıyor. Bana diyor el kol hareket yapmadı. Ya sen Allah mısın? Sana yapsan olur Tadiç? Senle Tadiç kavga. Pep Guardiola'ya gidip kafa kafaya giriyor. Kim Ama şampiyon giriyor? olarak kafa kafaya da. Sen niye ego... Ya bak gizli. Okan Buruk bu... neydi dün? Gizli dün ego Okan ego Buruk bunlar. neydi? Gizli, gizli. Okan Buruk neydi? Ben tanıyorum Okan hocayı. Okan Buruk neydi? Onda gizli ego var. Burası ne Fenerbahçe Buruk? diyor. Ne ben oyunculara izin vermiyorum diyor. Zaha ile ilgili sordular. Zaha kupa maçında çıkarken ne yapıyorsun hoca dedi. Evet. Ee, aslında Cekon'un benzer bir durumu oldu. Dünkü Başakşehir maçından sonra sordular Zaha'nın hareketini. Hmm. O maçtan kupa maçında yapmıştı Zaha. Ya dedi ki oyuncular sahada kalmak istiyor olabilir. Evet, normal. Evet. Evet, problem yok. Bunu yapmasına da bir problem yok. İstek gösterdi, hareket yaptı. Okey, problem yok. Bunu nasıl yöneteceğiniz önemlidir dedi. İsmail Hoca ki bana yapmadı. Bana yapmadı ki diyor evet. hoca. Evet. Bana yapmaz diyor. Evet. Ya hocam Çünkü sana ego yapabilir. Var, ego yapamaz. Yapab ya, yapamaz. Hayır. Onun için yapamaz Onun için belki. yapamaz ama yapabilir. Çünkü yapabilir o egolu yani. hoca egolu. Gizli ego. Anladın <laughs> mı? Ali Koç'ta da var aynısı. Tamam mı? Yani öyle, tabureye otururum ben beyefendi. Öyle değil o işler. Gizli ego var bunlarda. Gizli Bunlara sen bir şey yapamazsın. En tehlikelisi, en tehlikelisi. En tehlikelisi. <laughs> tamam mı? şey olsa görünen bir ilgi olsa en o, onu, karşılarız onu yumuşatırız. Bunu yumuşamat Bilmiyorsun çünkü ne yapacağını bilmiyor. Anladın mı şimdi bu sana takık olup seni oyundan alır. Şimdi sürekli oyundan almasını normal mi Ceko'yu? He? Bak orada bir hatlarda sık kopukluk var. Yarın gün gün demesinler yine Serhat haklı çıktı diye. İstemiyorum artık haklı çıkmak. Sen kopukluk şey var orada. Olsun ben sadece benim amacım o. Kopukluk var o hatta. O hatta bir sıkıntı var. 86'da hocam çıkmaz Ceko bugün. Gol atmış bu adam takım kaptanı. Edin Ceko bu. Her gün Edinceko Fenerbahçe'ye gelmiyor ha. Bir kere geldi işte kayıplar. mı? Gelmez her gün böyle oyuncular. Sen bu oyuncuyu kaybetme bak. Şampiyonluktan yani... oluyorsun hocam. Bak veriyorsun puanları. Ben hala olduk demiyorum. Oluyorsun. Çünkü biliyorum hocaya göndermeyecekleri. Bak şunu da iddia ediyorum. Şu dakikada şu saniyede hocayı değiştirirsen Fenerbahçe yine şampiyon olur ha. Bence hala olur. Ama Anlıyorum. bu hoca olamaz. Ben de sana söyleyeyim. Bu ocağın olamaz. Çünkü daha fazla... Baba bu... Şimdi bir yerde de ölürsün değil mi? İnşallah yanılırsın. Şimdi düşün. He? İnşallah. İnşallah. Ben sana şimdi bir şey söylüyorum. Araba patlattı bize bir tane şuradan çıktığımızda. Allah korusun. Olabilir ya. Olabilir. Yatıyoruz burada. Kimse de görmedi bize vurduğunu. arabada kaçtı. Kan Hı -hı. kaybediyoruz Berkay. He? Nereye Hı -hı. kadar kaybedeceğiz? Öleceğiz. Bunun sonu yerde... ölüm. Kurtarman lazım kendini. He? Kurtarman lazım. Hastaneye atmamız lazım kendimizi. ben oyuncu grubu Hastane grubunun, musun şu an? Hastaneye atarsak, atarsak kurtuluyoruz ya. Hoca oy, değişik. Oyuncu grubunun e, Ama bunu görecek kapasite yok yukarıda. Varlığı bence burada ters Sert sertlikle olabilir. <laughs> yok. Oyuncu grubunun Ben şu e, ben, ben varlığı abi, bir şey söyleyeyim, önemli. söyleyeyim mi? Bu oyuncu grubu çok değerli bir grup. Abi biz İsmail Hoca'yı seviyoruz diye İsmail Hoca'nın bu şampiyonluğu hak ettiği anlamına gelmiyor. Bir şeyi kaçırıyoruz biz. Açıklama geldi yeni kimden İsmail Hoca'nın basın toplantısı başladı. Evet. Ee, onu da verelim. Sonra önüme bir açıklama düştü. Onu da okuyacağım. Ee, berabere kaldı. Ben abartıyorum ya siz haklısınız. Berabere kaldı dinlemeyin siz hadi gidin. Berabere kaldık. Ben tamam hadi devam. Rakip iyi mücadele etti ama maalesef buraya hangi takım gelirse gelsin Hadi yerden abi. kalkmıyorlar. Ya Sürekli oyun hızımızı ya. yavaşlatıyorlar, oyunu durduruyorlar. Hakemlere uyardığımız halde bu şekilde. Biz sonuna kadar yarışın içinde olacağız, bırakmayacağız. Taraftarlarımız sakin olsunlar, bize güvensinler. Bugüne kadar nasıl güvendilerse bundan sonra Hı. elimizden gelen en iyisini yapıp mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum. Hı. Şöyle bir soru gelmiş. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği 5 maçın 4'ü Kadıköy'de oynandı. Ne düşünüyorsunuz diye sormuş bir basın e, görevlisi arkadaşımız İsmail Hoca'ya. İsmail Hoca da demiş ki Taraftarlarımız her maçta olduğu gibi bu maçta da sonuna kadar takımı desteklediler. Öne de geçtik, zorladık, istedik, pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik. Taraftarlarımız baş tacımız her şeyimiz. Onları mutlu etmek <laughs> için uğraşıyoruz, onları, onları mutlu edemediğimiz için üzgünüz. Hocam bunu sormamışlar ki. Ya Sana demişler ki Fenerbahçe 5 maçın 4 ma içeride puan kaybetti. Yani ta taraftar desteklemiyor anlamını niye çıkarıyorsunuz hocam buradan? Yani <laughs> burada sorulan soru bambaşka bir soru aslında. Ama güzel çevirmiş orada hani e, topu üzerinden atmış İsmail hocam. <laughs> ya hocam bırak artık şu taraftarı şunu bunu. Bir kendin için bir şey yap. Kendin için şampiyon olacağım. Kendi kariyerine bir şey kat. Gözünü seveyim kendini geliştir. Kendin bir o adım at. O zaman Fenerbahçe Neymiş gelişecek. bu ya sürekli o, o şey taraftarı mutlu et, taraftarı mutlu Böyle bir şey değil kardeşim bu. Sen başarı lazım. Sen kendi evinde sürekli kan kaybediyorsun. Sen bu artık buraya bir kan kan kaybını durdurman lazım. Adam sana diyor ki sen en çok puanı içeride kaybetmişsin diyor. Sen diyorsun ki taraftarlar elinden gelmiyor Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne alakası var bununla bunun? Adam başka bir şey soruyor sana. Sen niye kaybediyorsun içeride diyor. Bir sıkıntın var içeride? Sana taraftar kötü mü iyi mi diye sormuyor ki. Demiş ki İsmail Kartal yine e, açıklamalar sürekli yeni yeni olarak düşüyor. Oyun içinde panik olabilir 2-2. Bir an önce gol atalım, maçı kazanalım isteği, hırsı bu bazı oyuncularda panik havası yaratmış olabilir. Buna katılabilirim demiş. Kim demiş? E, İsmail hocam. Niye, niye, niye? Hocam sen bu oyuncularla çalışmıyor mu? Niye bu oyuncular? bu oyuncular dünyanın her bir yerinde oynamış Fenerbahçe'nin kariyer anlamında belki de en önemli kadrosu. Bence Bunlar iyisi. niye panik yapsın? <laughs> sen bunlara panik mi yap diyorsun? Tadiç panik yapacak oyuncu değil. Ceko bu oyunları Zaten yıllarca sorun oynamış. Bu, sorun bu. Çağlar bu değil oyunu de. oynuyor. Bonucci de. bunun dünya kupasını görmüş. Ne yapıyorsun sen? Niye bunlar bu paniği yaşatır? Sen bunlara dersen ki doldur boşalt, bam bum içeriye vurun. iki santrı var. Ha iki santrı dönüp niye sen Ceko'yu çıkartıyorsun? Yani bu basını da anlamıyorum. Niye yanlış soru soruyorlar? Sorsana baba. senin Ceko gol atmış. Onlar da bilmiyor ki. Sen çift santrı dönmüşsün. 86'da senin en önemli gol sinanın. Bu sezonun senin en golcü oyuncunu niye çıkartıyorsun diye. Niye soramıyor kimse? Sen oyunu kazanmak mı istiyorsun? Kaybetmek mi? Kaybetmek Arada mi istiyorsun? Berabere bitirmek istiyorsun. Paniye çeviren İsmail Hoca'ydı zaten olayı. Tamamen para çeviren oyuncu. Hocam ya bir de şunu 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 artık ben duymak istemiyorum çıldıracağım. Oyuncu mu var kimi alsınlar? Baba Mert Hakan yok mu? Ya o kadrodaysa var. General değil mi kardeşim bu takımın? Senin kulüp başkanın buranın generali Mert Hakan demiyor mu? Çıkıp o zaman bu maçı alacak. Bırakın lan bu işi artık. Adamı çıldırtmayın. Mert Hakan'ı geliyorsunuz, koruyorsunuz. E yok mu kulübede? Girsin alsın maçı, oyuncu olarak saymıyorlar Mert Hakan'ı. Oyuncu değil mi? He? Top toplayıcı mı o? Yok çimentoydu pardon. He çimentoydu. Ee... İnşaatteyiz ya çimento değil <laughs> mi? Çimento girip o zaman burada inşa edecek, İnşaatı inşa edecek. Çimento ne içinde var? Boş malzeme mi çimento? En çimento malzeme... öyle sen bina dikmiyor musun? Dikecek, o da katkısını verecek. Tabii canım, herkes Mert Hakan'ı işinize gelince sayın, işinize gelmeyince saymayın. O da yedek oyuncu değil mi? Bu iş para kazanmıyor mu? Milyon dolarlar kazanıyorlar. Benim kazandığım parayı ne yapacaksınız siz? Namussuzlar. Sakin He? 15 milyon kazanmışım. 3 milyon dolar kazandım ben. Siyah beyaz az yıldırımın elinde kağıt var. 5 senede? 5 senede. <laughs> 3.7 milyon dolar kazanmış. Bir sezonda. Benim 5 sezonda aldığımı bir sezon ben 3 şampiyonluk yaşamışım kardeşim. Benim Fenerbahçe'nin hiç kimse çok ben bedel şey ödemişim yani. bedel. Kimse benim Fenerbahçe'nin solgulamaz. <laughs> Herkes haddini bilecek. Mert Hakan oradaysa girip katkı yapacak. Zayis katkı yapacak. Serdar Dursun alındıysa takımı şampiyon yapacak. Zayis tutulduysa. Zayis'i sen aldın. Gelip katkı yapacak. Sen kalkıp bu kadroda benim elimde oyuncu yok. Kimi alsın oyna. Böyle bir şey mi var ya? <laughs> Böyle bir şey mi var? Sergen Hoca 13 kişiyle şampiyon oldu ya. E Galatasaray Berkan sol bir Sol bek oynuyor Ya ama. oynamıyor mu şey sol bek? Sol bek oynatıyor Barış Alper'i. Barış Alper 3 maçtır 4 gol, 5 gol atıyor adam. He? Nasıl değil yapıyor mi? Okan mi? Hoca Oradan bunu? biliyor Okan Hoca hoca bizim hoca değil ama bizimki hoca. Niye? E başka, öyle yok abi. İnsanın hakkını, herkesin hakkını vereceksiniz. Mert Hakan girip bugün orta sahayı toparlasaydı. Aynen öyle bravo. He? Madem kadroda abi. madem yedekte madem Fenerbahçe'nin ihtiyacı abi var. Para kazanıl Düşünmüyorsa niye yedekte? Niye para kazanıyorsun? Evet. Böyle haksız kazanç mı var evet. ya? Berkay madem kimse, kimse bize para vermiyor ya. E, kres... Sana veriyor mu? Yo, ben He, ne yapayım? para kazanabiliyor musun sen? İstemem bu denesin. Bunlar bedavadan kazanıyor ya. Serdar Dursun Fenerbahçe'liymiş. <laughs> İyi ki geri gelmiş. Niçin gelmiş abi? Yedek oturup para kazanıyor. Bizim Serdar Dursun'a ihtiyacımız var mı? O zaman çıksın sahaya bugün. Ya da Mert Hakan dediğin gibi Mert çıksın. ne işler yaptığını bilmiyorsun. Bilmiyorum kardeşim ben. Anlatın bana ya ne işleri. Sağda konuş. bir şey yapsın ha. Sağda bir şey. Abi yapsın. bir şey futbol futbol değil mi evet. bu ya? Ranken oyuncumuz Avrupa listesine yazdık. Federasyonun 48 saat içinde liste vereceğiz. 18 ya 10, 10 pardon 15 yabancı var. Bir tanesini dışarıda bırakacağız. ekibimle beraber değerlendirme yapıp karar vereceğiz demiş. Ee, demek onda da daha karar yok. Bakalım Zeyse nasıl karar verecek. Nerede abi bu oyunlara bu oyunlara sil silahla ateş mi edildi bunlara ya? Sakatmış. Mert Neyi sakat abi açıklasınlar bana. Ben futboldan anlıyorum ben sakatlıktan mı? Ben sakatlıktan bıraktım ha. Karın kasım koptu benim. Karın kasında ben 6 ay sonra sahaya döndüm. Karın kası futbolda Aşil tendonu birlikte geçirebileceğin evet, en ağır, kırıktan daha bak bir şey söyleyeyim mi sana? Sana bir sakatlık söyleyeceğim aklın yerinden çıkar. Oyuncu tehdit etti kendi kulübü. Liège yanlış hatırlamıyorsam. Vazileski tamam Hı -hı. mı? Polonya milli takım oyuncusu açsınlar YouTube'dan Vazilesk, e, Vazileski, e, sağ ayağının kırılma pozisyonu açsın. Ayağı tuzda buz oldu. Beş tane millet geçirdi. Baba bunlardan daha hızlı döndü sahaya. Adam sonra premierlik yaptı. Nerede abi bizim oyuncular? Zayis'e ne oldu ne oldu bu adama para veriyorlar ya bu adam bunun ölüsü bir buçuk milyon dolar oluyor. Gözünü sevdiğim ben bunu acıyorum. Benim Zayis'le Mert Hakan'la problemim yok. Benim Fenerbahçe'nin boşa aracıdığı paralar Fenerbahçe şuradan Mert Hakan'la Zayis'e verdiği bir tane maaşıya bir tane oraya topçunun kralını alır ya. 3 milyon 4 milyon maaş verecek ya. İki oyuncuya verdiğini bir oyuncuya versene akıl. Akıllı. Benim ne demek istediğimi anlayın artık. Peki. Gerçekten tam tımarhanelik olacağım ben. <laughs> olma olma. Sanki Vallahi olacağım Erkay. Yaparsın olma. bak tek başına program. <laughs> olma olma. Evet. Olma. Peki yavaş yavaş noktalayalım. Noktalayalım. Ee, seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Katılımlarınız için. Çok güzel bir yayını geride bıraktık. Canlı yayınımızı beğenmeyi Vazilevski, unutmayın. Vazileski abi diyorum. Vazileski. Yanlış hatırlamıyorum. İsmi Vazileski. Ee, ne yazmışlar? W'la. Tamam ben bilmiyorum. O Vazileski iki. değil miydi ya? <laughs> Bakarız söyleriz daha sonra. Dur söyleyeyim sen biraz Peki tamam bırakın. biraz toparlayayım top çevirelim. Top çevir. Ee, birkaç yorum okuyalım. Crespo yu o zaman bırak. tamam işte. Mehmet. Tamam evet. işte. Marcin Bazileski, yanlış mı okudun? Doğru okudun abi. Marsin tamam. Marcin Marsin Marcin Vazileski, Anderlecht Liège maçı ayağı kır... bak ayağını kıran oyuncu kendi Liège kulübü tehdit etti çocuk. Ceza aldı. Ayağı tuzla buz oldu. Bak böyle bir sakat yok. Biri direğe çarptı. Şeyin belli değil. Ayağı tuzla buz oldu. Ne demek biliyor musun bu? Tabii yani bitti demek. Ya. Hayır, param parça. Yani kırık şöyle tabii, değil. Tabii. Ayağın ortadan kırılır. Onun kaynatması kolay. Buna 3-5 kemik yeni bir ayak inşa et. Ve bu adam Premier gördü. Şeyle e, bizim doğru, doğru, Gökhan hatırladım. İnler miydi? Gökhan tabii, İnler'le beraber Leicester'dı bunu. Leicester'dı oynadı. Evet. Doğru. Ben soruyorum size kardeşim. Ben sakattık da ya bana sorun. Ben en son anji olup kalp kaslarında iltihap miyokarditten futbolu bıraktım. Benim karın kasım koptu. Ben 6 ay sonra sahaya döndüm, Bayern Münih'e gol attım UEFA maçında. Karın kasım koptu, bir buçuk sene sürecek dediler. Yapmayın artık, 2024 yılındayız. Ne, ne, Fatih ne, ne Hoca tedaviler demiş ki, var? Fatih Hoca... Ee... Bu kulübün fizyoterapisti kim? Bilmiyorum ben. Soruyorum ya. Soruyorum. Sayın Başkan, İsmail Hocam. bu Bana kalifikasyonu ve CV'sini atın. Bu takımın doktoru beni ilgilendirmiyor. Doktor tedavi yapar, iğne yapar, ameliyat eder. Oyuncuları iyileştirecek fizyoterapisttir. En büyük kuraldır. Size söylüyorum. Herhangi bir kulübü açın. Üç tane baba fizyoterapistten aşağı varsa yine bırakacağım. Bu masayı terk edeceğim. Bak Köln'deydim. 2. ligde, on dördüncü Daum Hoca. Üç tane fizyoterapist vardı en üst seviye. Üç. 2. lig Köln. On dördüncüsü. Daum'a aç sor. Daum buraya bir tane adam getirdi. Michael. Michael. Herkesi toparladı. Hatırlayın oradaki sakatlık dönemleri ve iyileşme sürelerini. Herkes İyi ne zannediyor biliyor haftadın. musun? Sakatlık oldu 3 hafta, 4 hafta. Değil. 8 hafta belki. <laughs> Değil. Dönüyor 3 hafta sonra ama tifret gibi yine gidebiliyor. Niye biliyor musun? Çünkü yanlış tedavi uygulandığı için. Ee, doktordan kaynaklı demiyorsun. Fizyoterapi Doktor kaynaklı. iğnesini vurur. Bırakır zaten. Hücrelendirici vurur. Evet. Ben o doktoru tanıyorum ya. Gittim ben bir sürü paraya iğne vuruyordu. Wolfat'ın yaptığını yapıyordu bu. Tamam. Yapabilir. sonrasında iğneyi o yapıyor. Ya, Tedavi kim yapacak? Fizyoterapist yapacak. Oyuncu kim ilaçlayacak? Masaj yapacak. Soruyorum. Masör değil. Masör başka Yok, bir şey. Hayır, fizyoterapist. Fizyoterapist. Yapacak. Yani mesela benim sırtımda bir sıkıntı var. Bana kayıroplastik Tedavi... yapıp işte benim e, Omurları taşları açacağım. yerine oturturacak fizyoterapist diyorum ya. Tamam evet. bu. E çok değerli. Fizyoterapist derken osteopat içinde bunun içinde. Tabii, tabii. Çünkü üst düzey ya bu. Tabii. Milyon dolarlar harcanıyor. 200 milyon dolarlık takımın var ama Sigortasını ama 20 bin lira maaş şey mi veriyorsun? Sigortasını yapmıyorsun. Yapmıyorsun. Nasıl olacak ya? <laughs> ama ha? bence akıla gelmiyor. Evet. Peki. Ama hoca, toparladık. Oca, oca akıl etmesi lazım. Toparladık. Oca, oca ee, şey değil çok mi? sağ olun var olun katılımlarınız için. E, noktalıyoruz yayınımızı. E, bu hafta Fenerbahçe puan kaybetti haftaya. Bakalım zirve yarışı nasıl şekillenecek. Galatasaray Ankara gücü deplasmanında oynayacak. E, Fenerbahçe Rize'ye gidiyor. Önümüzdeki hafta e, biz yine tabii hafta içinde Galatasaray-Sparta-Pırak maçının ardından Gurme Spor'da canlı yayında olacağız. Hafta içi de yine band programlarımız yine karşınızda sizlerle beraber olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.